Selamun aleyküm ve selamun aleyküm Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulüne salavat. Kaçtık kaçtık. Geldi dayandı sana ben sonunda. Şimdi 3 aylık kaçıyor abi. Aynen 3 aylık kaçıyor. 3 ay var mı? Bayağı hatta daha fazla. Ramazan'dan önceydi sanırım. Subhanallah. Evet abi. Allah'tan bu arada sürekli şey yapmadık ama keşke o kadar kaçma imkanımız olmasaydı Hasan abi. Bu dersi evet. Çünkü bu toplamayı yaparken Allah-u Teala bizi sanki bu toplamayla hem teoride hem pratikte tanıştırdı Hasan abi. Evet. Yani hayatımızda bunu sürekli test ettik. Zor oldu yani. Bu dönem biraz zor geçti. Ben buna bağlıyorum. Allah'ın hayırlısını nasip etsin inşallah. İnşallah bu sıkıntılı, zor devreyi inşallah Allah'ın rızası kazanarak inşallah. Tabii abi. Her an. Her şey. Tabii. Her şeyi inkar geçirdim. Çok abi. Bu başlayın, alınca bu basit. Yani abi ben buna biraz yordum. Bu sanki, bunları sanki test edilmem gerekiyordu sanki Hasan abi. Bütün bunlardan geçmem gerekiyordu gibi. Yani bu, Allah alem benim kanaatim o gibi sanki abi. İnşallah Allah'ın rızasını kazanmışızdır inşallah Hasan abi. Herhangi bir şekva ile bir hataya, bir yanlışa düşmemişizdir inşallah. Şimdi dersimiz abi, başlangıç niyetimiz bizim mukaddes, münezzeh. Lakin mukaddes ve münezzehe biz ne kadar baktıysak, doğru düzgün ne lügatta, ne Risale-i Nur'da, yani Risale-i Nur'da tabii ki var elbette. Ama net bu diye bir şey ben anlayamadım en azından Hasan abi. Bu sefer biz şey yaptık Hasan abi, bu hani eskiden anlardık ya, böyle kapalı bir yerde içinden bir eşya geçirir, tutarsın, bir kağıda yazarsın. Etrafındakiler onu bulmaya çalışırlar. Sorarlar nesi var, nesi var, nesi var. Hani biz de o yöntem üzerinden gidelim istedik biraz. Nesi var, nesi var, nesi var ile yanından, kenarından, şuradan, buradan böyle kaba bir süreyet çıkartmaya çalıştık. Hasan abi ben bu dersten biraz kaçma sebebi de ben oldu. Nedenini sorarsanız şöyle bir şey oldu. Ben bunu biraz aklıma sokmuşum, ihata etmeye çalıştım. Ondan sonra bugün baktım ki, ihata etmemekle ihata edileceğini anladı bu dersen. Yani şeyi çerçeveyemiyoruz çünkü mukaddes, münezzeh. Yani böyle bir şey ben hissettim. Çünkü hep böyle bir çerçeveyi almak istedim. Alamadım ben kendim adıma. Ondan sonra muhabbet ve şefkat üstünden ben daha çok yürüdüm. Gafur abi çok farklı noktayı nazarları var. Ama yani bunu bana bugün söyledi ya sana. Zamanında söylese belki ben de biraz daha rahat edecektim ama. Parantezini oraya koyayım. Dima alemi şehadeti muştaktır. Onu orada çalıştıracaksın. Kalbi de alemi şehadete çalıştırırsan boğarsın. Onun şeyi değil. Tanımlama yeri değil. Kulaktan kokuyu görmeyi beklemek gibi. Bundan işiteceksin, bundan koklayacaksın. Yani alem-i şehadette kullanılan şeyler alem-i gaybde kullanılmayacak. Mesela orada bu akıl kullanılmayacak. Rüyada kullanmadığımız gibi. Yani onu demek istedim de. Akılla mukaddes ve münezzeh. Ama külliyatta bayağı tanımlanmış mesela. Bu kudret ve tekvin kadar şey değil. Evet, ama yani çok kullanılmış da Hasan abi. Ama farklı farklı oynak gibi geliyor. Çok oynak gibi geldi abi. Yani o biraz şaşırtıyor insanı. Hı. Yani aynı bir yerde mukaddes dediği bir şeye, bir diğer yerde münezzeh diyebiliyor. Bir yerde haksız dediği yerde başka bir yerde niyatsız diyor. Yani yani şu külli cüzü gibi mi? Kesinlikle abi. Peki şu tasdife şey yaptın mı? Formülü ilk önce koyacaksın, ona malzeme koy. Mesela külli cüzü suret, bir şeyin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Böyle bunu koyuyorsun oraya. Mana ismen harfe böyle hani var ya ölçülerimiz. Evet. Ondan sonra bir şey nedir diye çözemiyorsan ne değildir. Evet. Hadi bakalım. Ben şöyle yaptım abi, haklısınız. Şu dikkatimi çekti Hasan abi. Üstad diyor ki, 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Şimdi neyi toplarsanız toplayın, muhakkak bu 4 kelimenin ve 4 kelamın içindedir muhakkak.
Şimdi baktım ki acaba ben bu dört kelime, dört kelamın içinden hangisine yönelmem lazım? Acaba hangisi bunu tanımlıyor gibi? Sanki Hasan abi bu kelimelerden manayı harfi ve manayı ismi ve kelamlardan da ene. Hasan abi bu kelamdır mı? Evet. Kelam. Ha, bizim bildiğimiz kelam. Evet, bizim bildiğimiz kelam. Ha, kelamlardan ene. Yani dört kelime ve dört kelam öğrendin diyor musun? Ha, kelam. Yani bu kelimelerden manayı harfi ve manayı ismi, kelamlardan da ene, sanki Hasan abi muhtemelen diğerleriyle alakalı hepsini başlık olarak belki kabul edebiliriz ama sanırım bizim şu anki haletimiz, şu anki bilgi seviyemiz bunlarla gidebileceğimizi şey yaptı Hasan abi bize. Bunlarla gidebiliriz diye düşünüktü. Ben de bu şekilde bir bakayım dedim. O yüzden önce bir çok kısa bir manayı harfi, manayı ismi ve eneyi o kadar kısa olamayacak herhalde, biraz şey olacak. Önce onu bir hatırlayalım istedim Hasan abi. Bakalım bu ene neymiş veya manayı harfi, manayı ismi neymiş, onu bir hafiften bir görelim. Öyle yolumuza devam edelim inşallah. Yani Hasan abi, hep siz dersiniz ya, yani yükleri boşaltıyorsun, uçağı kaldırabiliyorsun, kaldırmakta sorun yok. Kaldırıyorsun, o seviyede tutmak asıl mevzudur diye. Şimdi biz önce bir uçağı kaldırmaya çalışıyoruz sana. Yani şu anda biz daha çok baştayız. O yüzden şöyle bir yükleri boşaltalım inşallah diye böyle başlıyoruz. Tamam, yani fazla detay olmamakla beraber 2-3 ders verebiliriz size. Ya 5 ders istiyordu Hasan abi. 2-3 ders. 5 evet. Çok. Yok Hasan abi, biz belki 300-400 sayfanın içinden burada topladınız mı? Yani abi anormal bir boğulduk yani. Bayağı bir sıkıntı oldu. Ya Allah aşkına abi ya. Siz şu kitabı alıyorsunuz bazen böyle yapışır yapıyorsunuz. Öyle mi? Şimdi siz 35 senedir bu işin içindesiniz. Bu aciz, bu garip, bu zavallı, bu fakir nasıl bıraksın? Birine bakıyorum bunu da alayım diyorum. Öbürüne bakıyorum onu da alayım diyorum. Mesela inanır mısınız Hasan abi, şu geçen gün bir hocamızın size bir telefonla bir sorusu suali vardı ya. Kudretle teklif versin şeyim. Abi inanın onu bile dersimize bir parça bir mevzu yapalım diye şey yaptım. Onu bile es geçemedim. Hani tekvin tarzında. Bu biraz da benim herhalde artık neden kaynaklı? Yusuf muydu? Yunus. Yunus gibi mükemmeliyetçi fıtratı ya. Veya külliyatı hiç saf yok. Hiç yok abi. Yani nereye baksan Asa-i Musa, hani taşa nereye vurursan su çıkartıyor Hasan abi ya. Hani ne arıyorsun, nereye bakarsın orada bulursun muhakkak. Elhamdülillah. Allah'ım bizi bunlara talebe etti. Bir de bu toplama esnasında Hasan abi, Harun'la birlikte öyle şeyleri gördük ki Hasan abi, hakikaten şu ana kadar, şu toplamaya kadar ben bunların ne olduğunu tam algılayamamış. Öyle bir şeymiş ya bunlar. İnşallah Allah'ım ayırmasın bizi. Şimdi manayı harfi. Çok sözde izah ettiğimiz gibi her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise, yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma-i vakiye var. Madum değil, çünkü sermeli bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Hem küllü şeyin halukun illa vechhe. İnsanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki o da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Demek Allah hesabına olsa, manayı harfiyle olsa, libecillah olsa masivaya giremez ki küllü şeyin halükün illa veçhe kılıncıyla başı kesilsin. Yani mealen her şey helak olup gidicidir.
Ona bakan yüzü müstesna. Şimdi Hasan abi bu mesela bu her yerde benim karşıma bir çıkıyor. Demek ki benim bunu tam bir öğrenmem lazım ki sürekli. Mesela hep duvara takılıp ya üçüncü lema. İnsanda Allah'a bakan yön. İnsanda Allah'a bakan yön. Yani ben de baki kalacak ne var? Ben neyim? Kimim? Neredeyim? Bu biraz beni şey yapıyordu Hasan abi. Bu gene burada da karşıma çıktı Hasan abi. İyiymiş, her şey helak olup gidecektir. Ona bakan yüzü müstesna. En azın eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa, gayb kalmaz ki başı kesilsin. Subhanallah. Hasan abi, Allah için olsa, Allah'ı bulsa, gayb kalmaz diyor Hasan abi. Ya, o zaman biz ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Biz kimiz? Var mıyız, yok muyuz? Acayip bir şey işte. Eğer Allah'ı bulmazsa ve o Allah'ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa, bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa her şey gayırdır. Küllü şeyün halikun illa veçheh, kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. Bunu bu kadar kısaca söylesek, bu herhalde kafidir abi. Yani Allah adına bakmak, baktığın her şeyde Allah'ı görmek, Allah hesabına bakmak, Allah hesabına hareket etmek. Kısacası öyle bir anlatalım size. Şimdi ene. Bu ene abi, bu ene de acayip bir şeymiş Hasan abi ya. Bu eneyi şöyle çok kısa bir okuyalım, inşallah tutulmayalım da geçelim. Ene, künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi, künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi, kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır. Şimdi ene böyleyken biz ene ile birlikte mukaddes münezzeyi anlayacağız. Allah yolumuzu açık eder inşallah. Bir tılsım hayret fezadır. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainatın tılsımını ve alemi vücudun, vücubun künuzunu dahi açar. Demek ene ayine misal ve vahidi kıyası ve alet-i inkişaf ve manay harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyet-i beşeriyenin hüllesinden ince bir ip ve şahsiyet-i ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar, bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Niçin? Şeyi söndürelim, şeyi kırmayayım mı? Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret veya bir taayyün vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz, daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki, nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Demek ki özünde aslında bu değil mi? Buhar gibi bir şey Hasan abi. Bizim tamamen farazi, o endesedeki hatlar gibi diyor ya usta. Yani sadece Allah'ı anlamak için şuunatını, esmasını, sıfatını anlayabilmemiz için bize verilen bir farazi bir hat. Farazi bir hat. Değil mi? Çünkü bu mevcudata hakiki vücut denmemiş ve hakiki vücut değil. Evet. Mevcudata hakiki vücut değil.
Abi o kadar ince bir mevzu ki aslında. Şimdi çok büyük ulemalar, çok büyük zat. Mesela dünden beri konuşuyoruz aramızda Harun'la sürekli. Muhittin Arabi'den bahsediyoruz sana. Şimdi öyle bir zat, öyle bir zat belli bir noktada sanki yani Allah beni affetsin yanlış konuşuyorsam ama sanki bizim şu yaptığımız dersi gelse dinlese veyahut da oturup kendisi bir okusa sanki o hataya düşmezdi, hata demeyelim de veyahut da o hale gelmezdi belki. Yani Bahtedir Vücutçu olmalarından bahsediyorum sana. Bu okuduklarımız eğer hakikaten biz aktarabilirsek, biz de anlamışsak bana geliyor ki bu oraya noktayı koyuyor Hasan abi. Ucuk mertebelerine giriyor. Ben öyle algılıyorum Hasan abi. Yani, yani biraz öyle algılıyorum, bilmiyorum. Şimdi burada nübüvvetin yine eneye bakışı var. Ama bu biraz şey bir, biraz uzun gider Hasan abi. İstersen atlaya atlaya gidelim. Atla. Evet. Şimdi bu mukaddes ve münezzeh, Hasan abi, mukaddes ve münezzehe bizi asıl yönlendiren, asıl bizi mukaddes ve münezzehe sokan, en çok mukaddesin, mukaddes ve münezzehin ve yanında hadsiz ve nihayetsizin ve şefkat ve muhabbetin geçtiği yer, bir, 18. mektup, bir de 24. mektup. Hani bundan kim bahsetse ilk bakılacak yerler buralar sanırım. Değil mi Hasan abi? Bu 18. mektupta 24. mektubu, 24. mektubu Osman'ın herhalde bir 4-5 hafta falan, 4 hafta falan üst üste yaptı. Böyle çok fazla şeye gerek yok ama şu 18. mektubu her ikisini de çok özetle bir okumam gerekiyor ki Hasan abi. Çünkü ikisinin arasında benim anladığım büyük bir fark var. Yani büyük bir fark var gibi geliyor bana. Şimdi mesela Hasan abi 18. mektup. Bunu da okuyayım ben sana demediğim inşallah muhabbetten. 18. mektupta Hasan abi, 3. mesele. Zaten bütün olay burada Hasan abi, şu başlangıçtaki yazıda. Bu hikmet ve akıl ile halledilemeyen bir meseleyi mühim ediyor Hasan abi. Yani hikmet ve akıl ile halledilemeyen bir meseleyi mühimme. O bana bir ufak bir şöyle bir şey var sanırım böyle kafamda o sorusuyla alakalı onu şey yapayım. Şimdi onu ben nasıl algılıyorum biliyor musunuz? Anlıyorsun. Anlıyorum özür dilerim. Allah-u Teala mesela sana bir göz vermiş. Değil mi? Göz verdiğini neyle fark ediyorsun? Bütün mevcudatta, bütün her şeyde. Aynı gözü verip mevcudatsız seni tamamen karanlık bir ortamda bırakmış olsaydı o gözü var mı yok mu algılayamayacaktın. Sanki mevcudatla göz arasındaki o bağ Hasan abi hikmetle akıl arasında var gibi geliyor bana Hasan abi. Yani akıl çalıştıran, akılın var olduğunu bize anlatan bütünüyle hikmet gibi anlıyorum Hasan abi. Hikmet. Yani hikmet olmasa akıl var mı, yok mu, nerede, nedir, ne değil, o bence yok. Yani hikmeti ben böyle düşünüyorum Hasan abi. Bilmiyorum farklı bir şey, yorum şeyiniz vardır mı? Konu değil. Hı-hı. Evet. Şimdi Hasan abi burada bir sual var. Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daimi dönüp tazeleniyorlar? El cevap. Şu hikmetin izahı bin sayfa izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini iki sayfaya sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs vazife-i fıtriyi veya bir vazife-i içtimaiyi yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa elbette ona dikkat edenler anlar ki o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Birisi vazifeye tereddüp eden maslahatlar, semereler, faydelerdir ki ona illeyi gaye denir. İkincisi, bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki ona dâi ve muktazi tabir edilir. Öyle de velillahi mesulü âlâ, yani adlere gidiyorum Hasan abi. Şu kainattaki dehşet engiz
ve hayret numa hadsiz faaliyet iki kısım Esma-i İlahiye'ye istinad ederek iki hikmeti vasıla içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının haddi hesaba gelmez enva-i tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri ve tecelliyatının tenevvüğünden geliyor. O Esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının aynelerde cilve cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainatın kitabını ve mevcudatın mektubatını anen feanen tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmâ-i akdes ile beraber bütün zihşurlara nazar mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Yani bütün olay burada Hasan abi bence. Yani şu okuduğumuz yer var ya Hasan abi, sanki bunun üzerinde devam edecek. İkinci sebep ve hikmet, nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştihar, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor ve hatta her bir faaliyette katiyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de vacibül vücuda layık bir tarzda ve istinay-ı zatisine ve gınay-ı mutlakına muvafık bir surette ve kemal-ı mutlakına münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve hadsiz bir muhabbeti mukaddese var. Ve o şefkati mukaddese ve o muhabbeti mukaddeseden gelen hadsiz bir şefki mukaddes var. Ve o şefki mukaddesten gelen hadsiz bir sürur-u mukaddes var. Ve o sürur-u mukaddesten gelen tabiri caiz ise hadsiz bir lezzeti mukaddese var. Hem o lezzeti mukaddesten gelen hadsiz terahhumlardan mahlukatın faaliyeti kudreti içinde ve istidatları kuvveden file çıkmasından ve tekemmül etmesinden neşet eden memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zat-ı Rahman-ı Rahim'e ait tabiri caiz ise hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddese vardır. Ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. Şimdi bu 18. mektupta Hasan abi tekrar bir bakacağız. Çünkü dikkat etmemiz gereken bir şey var benim anladığım kadarıyla. Şimdi karşılaştırma olsun diye bir taraftan da çok özet olarak şu 24. mektubun Hasan abi bir bölümünden şuradan başlayayım Hasan abi. Tamam, burada var. Şimdi bunlara tekrar döneceğiz Hasan abi ama şöyle bir gidişimizi inşallah bir rayına koyalım. Saniye Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin, bana zahmet veriyorsun, benim istirahatımı bozuyorsun, haşa, evet mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler. Belki hakları daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir. Çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır, birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır, imkanat ise ademdir, hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler, nihayet size illet olmaz. Bunlara geleceğimiz için Hasan abi, geçer geçer gidiyorum. Şöyle önce bir şeye girsin. Şimdi asıl sanki şey bu Hasan abi. Şuradan başlayayım. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder ve madem kemal-i mutlak ve kamil-i zülcelal olan vacib-ül vücut, zat ve sıfat ve ef'alinde bütün enva-i kemalata camidir. Elbette o zat-ı vacib-ül vücudun vücub-u vücuduna ve kudsiyetine layık bir tarzda bir ve istinay-ı zatisine ve gınay-ı mutlakına muvafık bir surette ve kemal-i mutlakına ve tenezzühü zatisine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır. Mukaddes neyse var? Hadsiz bir şefkati mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır. Şimdi burada da farklı söylüyor. Evet, şimdi burada farklı söyledi. Yani bir önceki mektubumuzda bu işte 18. mektupta kemale mutlaka münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve hadsiz bir muhabbeti mukaddese var diyor burada da. Hadsiz diyor burada.
Şefkate de hadsiz diyor. Muhabbete de hadsiz diyor. Ve mukaddes diyor. Ve mukaddes diyor her ikisine de aslında. O mektubatla 24. mektup arasında fark. Evet. 18'de hadsiz ve mukaddes kullanıyor. Sadece hadsiz ve mukaddes. Bütün şunata. Burada. Bütün şunata. Evet. Şimdi Hasan abi, biz acizane şöyle düşünüyoruz. Siz ne dersiniz bilmiyorum tabi. Şimdi burada diyor ki, öyle de velillahil meselül âlâ, şu kainattaki dehşet enkis ve hayret numa hadsiz faaliyet iki kısım Esma-i İlahi'ye istinad ederek iki hikmet-i vasıta içindedir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Burada Hasan abi, burada Hasan abi gayr yok. Gayr yok. Yani Allah-u Teala hani şurada söylemiş de Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının haddü hesaba gelmez envai tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri o tecelliyatın tenevvüğünden geliyor. O Esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışların aynelerinde cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Diye devam ediyor. Burada Hasan abi, mesela şurada da diyor ki, mesela 24. mektupta vacibül vücut, zat ve sıfat ve ef'alinde diyor Hasan abi, ef'alinde sıfat ve ef'alinde diyor. Burada Hasan abi bir tarafta zat-ı mukaddes ve müsemmâ-i akdes olarak geçiyor Hasan abi. Yani burada zatından bahsediyor. Zatından bahsettiği için 24. mektup 18. mektupta zatından bahsediyor. Zatın olduğu yerde Hasan abi münezzeh olmuyor Hasan abi. Nihayetsiz de olmuyor. Nihayetsiz de olmuyor. Ne oluyor? Ezel tarafı yani. Mukaddes ve hadsiz abi. Yani mukaddes ve onu hadsiz. Onu yazsana ya. 18'de böyle 24'te evet. Diye bir görelim ya. O ana konu oysa gözümüze bir çarpsın orada. Evet. Yani onu aslında şöyle, aslında bir muhabbet ve şefkati okurken ben burada bir iki şekil çizeceğim. Tamam. O zaman daha net çıkacak ortaya. Şimdi şefkat ve muhabbete de biraz baktık abi. Yani biraz onları anlamamız lazım diye düşündüm ben kendim adıma. Şefkatle muhabbeti mesela bir okuyayım dedim. Yani ne, nasıl gibi bir farklar var ki? Evet. Sonra hadsiz, nihayetsiz, sonra ezel, ebed. Hepsi böyle bir mahlukiyet süreci ve mahlukiyetten önceki bir süreç gözüküyor abi. Yani benim gördüğüm. Gafur abi şey yapınca o muhabbetle biraz daha şey yani şefkate bir ayıracağız inşallah. He, sen peki, istersen şey yap ben şekillerimi çizmeyeyim. Bu o 8. mektupta abi çok güzel şeyi anlatıyor. Yani muhabbet nedir, şefkat nedir bir kere. Ondan sonra hadsiz, nihayetsiz ve mukaddes münezzeh daha iyi anlaşılıyor diye düşünüyorum. He. Bu 8. mektupta abi. Kardeşim ben Er-Rahman-ı Rahim isimlerinde öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün harcat-ı ebediyesini tatmin edecek ve hadsiz düşmanlardan emin edecek nurlu, kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam. Nuru azam da 489'da abi sohbetteki insibar ve inikastır. Malumdur ki diyor abi inikas ve tebiyat da o nuru azam-ı nübüvvetle beraber en azim mertebeye çıkabilir diyor nuru azam için. Bir daha okuyayım isterseniz oraya abi. Şimdi şurada iki tane nur-u azam görüyorum ki diyor. İki tane. Yani, nur-u azam görüyorum ki diyor. Evet. Burada nur-u azam için diyor. Çünkü sohbette insiba ve inikas vardır. Malumdur ki inikas ve tebiyatla o nur-u azam-ı nübüvvetle beraber en azim bir mertebeye çıkabilir diyor. Hmm. Şimdi buraya bir daha okuyayım. İşte ben iki nur-u azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fark ile şükür, acz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır.
şu mesele münasebetiyle hatıra gelen muhakkikine, hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şedid, parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir. Belki şefkattir. Çünkü şefkat, aşk ve muhabbetten çok keskin. Şefkat çok keskin ve parlak, ulvi ve nezihtir. Ve makamı nübüvete layıktır. Şefkati burada açıklar ayıktı, şey yaptı yani, ayırttı. Nübüvete layıktır diyor. Aşk ve muhabbeti ayırıyor. Devam edeyim. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbuplara, mahluklara karşı derece-i şiddetle olsa o makamı mualaya, nübüvete layık düşmüyor. Ama manayı ismiyle olursa düşmüyor diyor. Demek Kur'an-ı Hakim'in parlak bir icazı ile parlak bir surette gösterdiği ismi Rahim'in husuline vesile olan Hissat-ı Yakubi'ye yüksek bir dereceyi şefkattir. İsmi Vedud'a vesile-i usal olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı muhabbeti meselesindedir. Demek Kur'an-ı Muciz beyan Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hissiyatına ne derece Züleyha'nın hissiyatını yüksek görmüşse şefkat dahi o derece aşktan yüksek görünüyor. Üstad-ı İmam-ı Rabbani aşk-ı mecaziyi makam-ı nübüvvete pek münasip görmediği için demiş ki Meyasin-i Yusufiye, Meyasin-i Uhreviye nevinden olduğundan ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nevinden değildir ki kusur olsun. Ben de derim ey üstad o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil belki 100 defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebeyi şefkattir. Evet şefkat bütün envaiyle latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise envana tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evlat münasebetiyle bütün yavrulara, şimdi bütün yavrulara, yani demek şefkatten umumuna gidebiliyorsun abi. Muhabbette boğulma var. Umum yavrulara diyor. Muhabbette hususilik var. Evet, hususilik var. Külli bir şey var. Bir de söyleyebilirim. Muhabbette hususilik var. Şefkatte umumilik var. Hı hı. Şefkat etti evladı münasebetiyle bütün yavrulara, hatta zihruhlara şefkatini ihata eder. Rahim isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasrı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Bak ne istiyoruz bunu değil mi? Siz onu konuşun. Ben de ne aşktı? Yazayım mı siz? Okuyayım mı? Yani bu tuhaf yani Risale-i Nur. Şimdi sen Ats ve Fak'tan bir yerden okudun mu? Orayı okur musun? Sıfır. Şuradan bu iki nur-u azam olan isimle yetişmek için en mühim bulduğum vesile vesile. Evet, vesile. Fak ile şükür, acz ile şefkattir. Acz-ı şefkate, fakr-ı şükre. Şimdi acizliğini ve fakirliğini hissetme nispetinde nereye aynı oluyorsun? Zata. Vasıflanınca esmaya ve sıfata aynı oluyorsun. Mesela benim ilmim var, Allah'ın da ilmi var. Değil mi? Vasıflanınca aşağı iniyorsun aslında. Tersi mi? Tabii. Mesela bak, ben bu evi tanzim ettim, Allah da tanzim etti. Benim küçük cüz ilmim var, Allah'ın da var. Hani bizde var, Allah'ta da var ya. Yani bizde acizlik var, Allah da acizlik var. O zaman sıfatına aynılar oluyorsun. O zaman sıfatına olabiliyor. Zatına oluyorsun. Yok, ilmi yani sen bir şeyler olmaya başlayınca aşağı iniyorsun aslında. Aşağıdaki aşağı iniyorsun. Sende olanlar ona. Olmayan da zaten. Olmayanla zaten. Şimdi arz ve fark içi var mı? Yok. Dolu olsa zat gözükmez. Yani hiç diyor zaten. Ama hiçliğini bilmek. Aciz ve fakirlikte hiçliğini bildim diyor. Hiçin içinde bir şey var mı? Yok. Olmayan bir şey olur mu? Hiçliğimi bildim. Olmayan şey bilinir mi?
Evet. İşte bu tekvin. Tekvin zat-ı sıfat ya. Kudret ilmi, şey sıfat ya, subut-i sıfat. İlk söylediğiniz neydi? Aciz şuna. Bak, acayip bir şey ya. Bak neyi çözüyor? Mesela bugün bir tanesi... Fark ile şükür, acize şefkat. O hoca şey yaptı da, o canipten başka birisi dedi ki, anladım ki bu asırdaki, o söz onun, şu söz. Bu asırda kim ne sorarsa sorsun, bu asırda soruluyorsa, bu asır, hani var ya bu sözün cemaatin dışında da, cemaatin içinde koyuyoruz. Bu asırın içinde ne soruluyorsa, o zaman insanın da cevabı vardır, onda şüphen olmaz. Sonunda biliyorsa. Şimdi bak, şimdi acizliğini bildim. Niye? Acizliğinin fakirliği ne? Hiçliğini bildim diyor değil mi? Acizlik ve fakirlik ne? Hiçliğin. Olmayan bir şey bilinir mi? Yok. Bildim diyor ama var mı? İçinde hiçbir şey yok. Zaten doldursan şeydir. O zaman hiçliğini bilmek. Hiçliğini bilince, bak Osman, burayı kaçırmamak gerekiyor. Hiçliğini bilince ne oluyor? Zata aynı oluyorsun da, zat yani. Peki, ilmimle, ilmine, azıcık kudretimle, kudretine, malikiyetimle, mülkün şey malikiyetine. Aynı dalık o. Bendekilerle ona. Ama hiçlikte bir şey yok ki. Hiçlikte bak. İlmimle ilmine, hiçliğimle hiçliğine gidemezsin. Sen yoksun ki. Yok ki, hiç olsun o da. Ama peki, olmayan bir şeyi bildin, nasıl olmayan olandır ki, olmayan olan, vasıfsız vasıf, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücuttur ki, nihayetsiz vücuda aynı oluyorsun. Hiçliğini bilince nihayetsiz vücuda gidiyorsun. İşte bu, bu işte tekvin. Yani o zaman ilk dediğiniz oluyorsunuz aslında zat-ı sıfata... Zat-ı sıfatı kastediyor. Tamam, yani değilse mahiyeti zatiye değil. Değil. Tamam. Mahiyeti ise sıfatı zatiye. Tamam. Ama bak burada öyle bir şey demedi ama dedi işte... Anladın mı? Daha neler diyecek abi? Ya bir tuhaf değil mi? Şimdi bakıyorsun... nasıl bir eser ki, nasıl bir şey ki bizim bunamış. Evet. Şimdi ondan sonra şefkat de muhabbeti yani belayı. Ben o orayı kaçırdım. Ondan sonra bir de okur musun şefkat diye? Tamam, o ben at ve farkı tam geçtik. Tamam. Buradan tekvini çıkarttık. Tamam. Abi yani şefkatle muhabbeti, nübüvvetle velayeti tamamen ayırıyor burada. Ne? Böyle bakabiliriz. Bir de okur orayı. Oradan mı alayım? Tamam abi. O zaman baştan alacağız. Hı. Yani ubudiyet ve iftikardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen muhakkikine hatta bir üstadım olan İmam-ı Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şedid parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir. Belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin. Bir dakika, kimle keskin? Aşkla şefkati karşılaştırıyor. Şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin. Çünkü aşkta ikilik vardır. Şefkatte ikilik yoktur. Seni ortadan kaldıran şey şefkattır. İki taraf varsa aşk vardır. Şimdi abi Gafur abinin güzel bir şeyi vardı. Şimdi mesela bir çocuk, annesi çocuğa süt emziriyor. Çocukta bir şey var. Bir sütle anne var. Annede süt müt yok. Ortada yok yani kimse. Direkt şefkat var. Onda yine bir şey var. Esbab var. Bir dakika, anlamadım. Anlatsana Yusuf onu. Çocukta aciz var. Şimdi abi, anne yavrusuna süt veriyor ya aslında. Evet. Şimdi yavrusunu kucağına alıyor, süt veriyor. O aç, önce ağlayan o yavru, o kucakta karnı doydukça, o lezzeti aldıkça uyumaya başlıyor, keyif alıyor, zevkleniyor. Hem sütün tadını alıyor, hem karnının doyduğunun hissiyatıyla rahatlıyor falan. Ama anne, onun aldığının belki de ölçülemeyecek kadar çok daha fazlasını onun doymasından alıyor. Yani burada o annedeki o şefkat yani muhabbet de ölçülmeyecek bir şey. Çünkü mukaddes. Muhabbet evet mukaddes kesinlikle aslında. Anne yok yani aslında orada o ayrı. O zaman çocukta muhabbet oluyor. Çocukta oluyor. Annede şefkat. Annede şefkat oluyor. Aynı fiilde. Aynı fiilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
savaşa giderken ordunun önüne çıkan bir köpek veya kedi sanırım yavrularını emziren. Şimdi orada Hasan abi bir yavrusunu emziren bir köpek veya kedi her neyse ordunun yönünü değiştiriyor. Evet. Hasan abi bilmiyor. Ordunun yönünü değiştirerek onların düzenini bozmamak için ordunun yönünü değiştirerek devam ediyorlar. Yani orada Peygamber Efendimizin gördüğü Hasan abi. Yani yavrusunu emziren bir anne hayvan değil Hasan abi. Orada direkt rahime sanki hürmet ediyor. Aynı zahide akata geçiyor yani. Aynen abi. Yani rahimin azami derecede tecellisi gözüküyor. Evet. Burada zaten yani söylüyor. Söylüyor mu? Söylemiyor mu? Söylüyor. İmam Rabbani muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şedid ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü şefkat aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi nezihtir ve makamı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahluklara, mahluklara karşı derece-i şiddet de olsa o makamı mualaya nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an-ı Hakim'in parlak bir icazı ile parlak bir surette gösterdiği ve ismi Rahim'in vusülüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye yüksek bir dereceyi şefkattir. Yani Rahim abisi diyordu da ahirete. Ben Rahim'e sadece ahirete baktığını düşünmüyorum abi. Çok daha ötelere. Rahim'le burada besleniyoruz başka. Evet. Zaten mı taşıyorsun? Yani Rahim Hasan abi direkt şefkat Hasan abi. Şefkat yani artık yani şefkatte ikilik kalkıyor Hasan abi. Yani bu öyle acayip bir şey ki o ene bahsetmesi aslında o da vardı da yani konudan sapmayalım diye çok bahsetmedik. Artık ikilik kalkıyor Hasan abi. Yani yanlış konuşmuyorum. İki bir şey değil, tek şey. Tek. Zaten kadın çocuğunla baba çocuğunu nasıl görüyormuş? Baba çocuğunu bendendir görür. Anne çocuğuna bendendir görmez. Benim uzantım, bir organım olarak görüyor. Bu bardak su ayrı bu şey. Benim dışımda. Bu kol benim dışımda bir şey mi? Yok, uzantım. Yani benim bir organım. Anne çocuğunu böyle görür. Şefkat onun için ikiliği kaldırıyor. Şimdi devam edeyim biraz daha abi. İsmi Vedud'a, vesile-i usul olan aşk ise Züleyha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an-ı Mucizi Beyan, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hissiyatına ne derece Züleyha'nın hissiyatını yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan yüksek görünüyor. Üstadım İmam Rabbani, aşk-ı mecaziyi makam-ı nüvvete pek münasip görmediği için demiş ki, Meyasin-i Yusufiye, Meyasin-i Uhreviye nevinden olduğundan, ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nevinden değildir ki kusur olsun. Ben de derim, ey üstad o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil, belki 100 defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebeyi şefkattir. Evet, şefkat bütün envaiyle latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise çok envana tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara, hatta zihruhlara şefkatini ihata eder. Ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Halbuki aşk mahbubuna hasr-ı nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder. Yahut mahbubu ile ilah ve sena etmek için başkalarını tenzih, manen zemneder, hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, güneş mahbubunun hüznünü görüp utanıyor. Görmemek için bulut perdesi başına çekiyor. Hey aşık efendi, ne hakkın var ki 8 ismi azamın bir sayfayı nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun? Yani şefkatli bir ismi azam var. Bütün isimlerin hakkı hayatını veriyor. Yani şefkat sadece birine acımak değil yani. Şefkat bir yere girdiği zaman diğerlerini de çekiyor yani. Hepsini vasatta yani. Hayat gibi he? Yani vasatta tutuyor sanki abi. Öyle yani hakkı hayatını veriyor. Feda etmiyor onun için hepsini. Burada güneş misali veriyor ya. 8 ismi belki şey yapıyor şey için. Ben öyle anlıyorum.
Ha, 8 ismini cem etmiş. Yani 8, şefkatli Ali ismi azama mazhariyet var diye ben anlıyorum. Ha, muhabbet diyor ya, şey, hayat diyor şeyde şu anlarda. Diğer isimleri de lokomotif gibi zatına çektiği için, iktiza ettiği için, diğer isimler hayat iktiza ettiği için hayat ismi azamdır diyor. Şefkat de icra olabilmesi için 8 tane ismin aktif olması. Ama şefkati şu anlat dersek zaten bütün esma-i sıfatı almış için o noktada baktım. Evet. Yani sadece mağazam diye sınırlamak, değil mi? Şuna tecellisi itibariyle diyor. Yani şefkat böyle isim olarak tecelli etmiyor diyor. Yani Rahim, Rahim değil. Rahim ama, Rahim zaten ustadın ismi azamı ya. Söylüyor zaten. İsmi azam olduğunu söylüyor. Hani şeyde yani 24. mektupta yapmıştık ya, bütün esma ve sıfatın tecelli etmek istemesi, ortaya çıkması şefkat ve muhabbet temelli yani. Yani ana çıkış şeyi ondan kaynaklanıyor. Böyle baktığının hepsinin kaynağı oluyor. Şimdi şey anlaşılıyor zaten. Esma'nın tezahürü, tecellisi. Şefkat, muhabbet açar. Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor, safi ve ivasızdır. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane ivasız şefkatleri buna değildir. Halbuki aşk ücret ister, mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir diye devam ediyor. Şimdi şefkat de şey aşağı yukarı anlaşıldı, muhabbetin farkı. Değil mi Osman? Şimdi bir de bizim hani Ömer'e okuduğumuz 4. mektup var. Yani şefkat, muhabbet böyle gidiyoruz. Bir de arada şey işte Vedud, Rahim. Yani bir de şurada 4. mektupta. Birincisi bir parça mahrem, bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Ehl-i hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveliyle, mevcudat pencereliyle vacibi vücuda bakıyorlar. Abi bunlar mevcudatın penceresiyle vacibi vücuda bakıyorlar diyor. Bakıyorlar yani. Mevcudattan bakıyor. Çünkü mevcudat nazarlarında yok olmuş. Evet. Çünkü vahdet-il vücut değil bunlar. Vahdet-i şuhut. Vahdet-i şuhut oldukları için. Yanlıştır demiyor üstad ben zaten. Zaten vücut mertebelerinde bunları konuşacağız inşallah. Evet. Bunlar mevcudatı kabul ettikleri için vahdet-i şuhuttur. Evet. İşte bu vahdet-i şuhutçular bunlar. Evet. Öyle de şu hiç enden hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an istihdamı hengamında o hazine-i binayenin delalı olduğu bir vakitte ismi Rahim ve ismi Hakim'in mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş bütün sözler o mazariyetin cilveleridir. Burada kaçış yaptı diyorduk ya abi. Kaçış, he. Kaçış yapmıyormuş abi benim kendi alemime göre. He, ne yapıyormuş? Şimdi anlatacağım abi. Şimdi burada anlattı. Mevcudatın pencereleri ise bazı bir vücuda bakıyorlar. İsmi Rahim-i Hakim'le de üstad ne diyor? İsmi Rahim-i Hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyetin cilveleridir. Bütün sözlerde o mazhariyetin cilveleri varmış. Şimdi şurada abi. Korkunç. Şunat'ta geçiyor. Abi bu 32. söz. 32'de. Şimdi bunları yaptıktan sonra şurayı bir okuyacağım abi. İşte şu üç misal gibi binler Esma-i İlahi'nin her birine pek çok tabakadayı hüzün ve cemal ve faz kemal bulunduğu gibi pek çok meratibi muhabbet, iftihar ve izzet kibriya vardır. İşte bundandır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikini evliya bütün kainatın meyvesi muhabbettir. Bütün mevcudatın harekatı muhabbettir. Bütün mevcudattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları
muhabbettendir demişler. Onlardan birisi demiş. Felek mest, melek mest, yıldızlar mest, gökler mest, bütün canlılar baştan başa mest, bütün varlıkların zerreleri beraber ve iç içe mesttirler. Dimağcılar mest, gafur mest, azalaka mest, hırsı mest, mest, mest abi ya. Şimdi vahdeti şurdu konuşuyoruz abi. Yani muhabbet-i ilahinin tecellisine ve o şarabı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever, hakiki kemale muhabbet eder ve ulvi cemale meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi her bir isimde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesut eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler tabakat-ı cemalin medarı olan binbir esmanın musemması olan Cemil-i Zülcelal, Mahbub-u Zülkemal ne derece aşka ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle mest ve sergerdan olmasına şayeste bulunduğu anlaşılmaz mı? İşte bu sırdandır ki Vedud ismine masar bir kısım evliya. Cenneti istemiyoruz. Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Abi bunlar ne bulmuş ki cenneti istemiyorlar? Cennetten üstün ne var ki cenneti istemiyoruz diyor. Bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir diyor. Veya bir cennet, şey bulmuş, cenneti ise bir şey elde edeceksin ki, yok onu ver bana. Söylüyor, bir muhabbet diyor. Peki muhabbet nedir ki abi? Cennette ise cennetten üstün muhabbet nedir ki o zaman? Muhabbet yani cennetten üstün o zaman. Lemay-ı muhabbet. Veya da cenneti nerede gördü ki? Cenneti nasıl fark etti ki? Sır diyor zaten abi, normal. İşte bu sırdandır ki, Vedud ismine masar bir kısım evliya. Cenneti istemiyoruz, bir lemayı muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Oysa Kur'an'da Allah sizin cenneti kazanmanızı istiyor. Böyle meal var. Çok enteresan bir hadis. Siz cennet istiyorsunuz ama diyor Allah sizin cenneti istemenizi istiyor. Hani? Ondan sonra çok benim dikkatimi çekti ilk defa. Bir hadis-i şerif almışlar abi. Hem ondandır ki hadiste geldiği gibi. Geldiği gibi demiyor abi, geldiği gibi. Onu da anlamadım hikmetini. Geldiği gibi cennette bir dakika rüyeti cemali ilahi bütün cennetin nezaisine faiktir. O zaman bunlar vacibi vücuda bakmıyor mu Arda abi? Mevcudatın pencereleri bunlar vacibi vücuda bakıyorlardı. E muhabbete diyor ki cennetten üstün. O zaman bunlar zaten seyrediyor rüyete masarlar abi o zaman. Zaten o 17. sayfa değil mi Mektubat'ta? Seyrediyorlar. Şey 37. Evet. 37 mi? Var ya evet, mevcudatın aynaları ile cenneti seyrediyorlar demedik ki. Evet abi. Vacibi vücudu seyrediyorlar. Vacibi vücut. E tamam. Bakıyorum. Burada da diyor ki ismi Rahim Hakim Hazretleri. Çünkü cennet Allah'tandır. Ama bakıldı yer Allah. Şimdi Allah'ı bulduktan sonra Allah'tan olanı ne yapacaksın ki? E peki üstad da diyor ki onları anlatıyor. Ondan sonra diyor ki Kur'an'ın istihdamı hengamında o zine-i binayinin delalı olduğu vakitte ismi rahim, ismi hakim masareti medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o masaretin cilveleridir. Peki muhabbet, şunat-ı zaten kaçın sırasındayım? İki. Şurada da şeyde diyor ki abi hemen... O sana ne verilmiş? Rahim hakim. E bir tanesi şefkat, onlar muhabbetle mesle olmuşlar, vacib-i vücuda bakıyorlar. Acil vücuda bakıyor. Peki abi. Şefkat onların üstü muhabbetten. Onlar neye bakıyor abi? Acil vücut esmadır. Esmayı seyrediyorlar. O sıfattaki Allah değil. Değil. Ve diyor ki sözler buna masarmış ya bütün sözler. Şurada cennet bahsinin başında diyor ki cennete dair cennetten daha güzel. Hurilerden daha letif. Sersebilden daha tatlı olan beyanat-ı ayat-ı Kur'aniye
beyanat, ayat-ı Kur'ani bunların hepsinden daha şeymiş. Üstündeymiş. Bütün sözler ona masarmış diyor. Biz yani ikinci mübalağa gibi gözüküyor değil mi? Ya girmiş içine. Dışarıdan bakınca anlaşılmıyor. Bunlar biliyor musunuz? Hani duygular pencere değil mi? Akıl da pencere, kalp da pencere. Hatta kalp pencere diyor, vicdan seyrediyor. Yani Risale'nin oradaki tabirlerden pencere. Kendisine hasır fikir etmeyeceksin. Şu anda kitapta olan zahirdir. Hakikati aynı zahirde gör. O zahirdir yani. Kelam-ı ilahi diye hoş. Kelam-ı ilahi Kur'an'da zahirdir. Var ya o metin. Ama Kur'an'ın arkasında sureti şey var. Sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Yani biz rüyeti kendim adıma söylüyorum, anlamadığımı fark ettim. Biz böyle yer yer yaşıyormuşuz, farkında değiliz. Hatırlar mısın? Allah'ı görmüyoruz diyenler Allah'a iftira ediyorlar. Görmeyi göze indirgedikleri için Latife-i Rabbaniye devamlı Müslümanlar ya namazda, ya bir derste bir coşma hali var ya, Allah'ı görüyormuşuz. Mestmiş. 50 senede zaten şey, cari bu. Ne kadar iftira ediliyor değil mi? Allah'a gözükmez. Yani bu görmeme meselesi görene, görenin nakıslığındandır. Yani bize aittir. Gözükme, gözükecek zatın sorunu değil bu gözükmemesi. Zaten Latife-i Rabbani Allah seyrediyor. Bak ne demiştin sen biraz önce? Öyle değil mi? Yani efendim vacib vücuda bakmak, görmeyi. Zaten görüyormuşuz. Tabii ki görüyoruz. Yani cenneti istemiyor. İstemediğine göre zaten daha üstünde bir şey. Ayrıca biz diyorduk yani cennette olacak rüyet. Hani hepsinin makamı var. Belki diman rüyeti farklı. Bir rüyet var. Farklı. Bir rüyet var. Bir de ne vardı? Müşahedetullah. Görmek vardı. Müşahede var. Müşahedetullah. Evet. Biz rüyetten bahsediyoruz. Evet. Rüyetle görmek arasında farklı. Tabii. Yani görmek, evet. Şurayı da okuyorum. Burada da evet. Çok güzel bir yer var. Allah'ı görmek var. Rüyette masal olmak. Demek bu rahmet ve ilade-i nimet çalıştıran terehüm ve tehanündür. Yani acımak ve şefkat etmek manası rahmet ve nimeti tahrik ediyor. Ve mustani ve hiç kimseye ihtiyaç olmayan zat olan terahüm ve tehannün manasını tahrik eder ve izara sevk eder. Elbette o zattaki manevi cemal ve kemaldir ki tezahür etmek isterler. Ve o cemalin en şirin cüzü olan muhabbet, en tatlı kısmı olan rahmet ise sanat aynasıyla görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini görmek isterler. Yani cemal ve kemal, çünkü bizzat sevilir diyor. Yani her şeyden ziyade kendini severler. Hem hüzündür, hem aşktırlar. Hüzün ve aşkın iddiatı bu noktadadır. Cemal madem kendini sever, kendi aynaları da görmek ister. İşte heykel konulan, o surete takılan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemali maneviliğin kendi kabiliyetlerine göre birer lemasını taşıyorlar. O lemalar hem cemal sahibine hem başkasını gösteriyorlar. Ne diyor? Yani ben bakıyordum yani bu mesela Vedut'a filan. Sıradan insanlar değil ki bunlar. Yani ne olmuş da yani böyle olmuş yani. Adam görmüş yani. Biz de zaten ya bizim Vedut da bizde yani. Onlar da biziz yani. Bir kısmımız öyle. Toparlıyor işte, bizi şeye getiriyor hakim ismiyle. Bugün kulağını çekmeseydim abi, Muhittin araba olacaktı bu. Kulağını çektim de getirdim bu tarafa. Zaten vakti de şu diyor yani, bu yanlış demiyor ki üstad bana. Şimdi mesela rüyet olur mu olmaz mı diye belki şey gelir dedim, çünkü cennette olacak şey yapıyor. Şurayı okuyayım dedim, ben sana veriyorum. Bismillah. Dördüncü meyve. Rüyet-i Cemilullah meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğu bununla kıyas edebilirsin.
Yani her kalp sahibi bir insan zil cemal, zil kemal, zil ihsan bir zatı sever. O sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayür eder, prestij derecesine gelir. Canını feda eder derecesine muhabbete bağlar. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ihsan onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük bir lematın güneşe nispetinde nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelal vel kemalin saadet-i ebediyete rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Peki sizde münezzeh ve mukaddes değil miydi şey? Rüyete niye geçtiniz? Abi muhabbete geçtik. Abi, muhabbetleri baktık ya. Muhabbet bizim anladığımız muhabbet değilmiş. Tam da konumuz o değil ama. Abi şeyin rüyeti çiziyoruz şu anda. Mukaddes'in rüyetini çiziyoruz şu anda etrafını. Ha öyle mi diye? Bize daha önce açıklayın da. Çünkü mukaddes ve münezzeh ya. Abi şimdi mukaddes ve münezzeh bakarken şefkat ve muhabbeti şey yaptı. Şefkat ve muhabbeti anlamak gerekiyor. Anlamak gerekiyor. O muhabbete bakarken zaten biz orada mest kaldık orada. Gafur abi gider inşallah. Şeyde de bu muhabbet, muzaaf muhabbet aşktır diyor ya. Aşkı mukaddes de, diye de var. Şunatta işte o geçiyor. Manay harfi manay ismi olunca İmam Rabbani diyor ya üstad. Üstad da şefkat aşktan yukarıda diyor. Muhabbet aşkın üstündeyse şefkatle muhabbet ortasında aşk var. Şefkat ile? Muhabbet ortası arasında. Evet. Muhab- muzaaf muhabbet aşk. Şefkat de aşktan üstündür diyor üstad. O zaman sıralama şefkat, aşk, muhabbet oldu. Onlar muhabbet dediğin abi İmam Rabbani üstad diyor ya. Aslında o mecazi anlamında şey yapmamışlar. Yani bakın Allah'a şefkat yakışıyor. Muhabbet yakışıyor. Aşk yakışmıyor. Mecaz. Zaten ustad da söylüyor değil mi? Mecaz. Osman. Aşk mukaddes diyor. Yani o şuna tabirinde şey olduğumuz diye... Aşk nerede geçiyor? 18 mi? Yok. Abi 24. mektubun sonunda Zeyl'inde... Miracı katıyor mu? Okuyayım mı? O zat-ı Rahman-ı Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi ona layık şuunatla tabir edilen ulvi, kutsi, güzel, münezzeh manaları vardır. Lezzet kutsiye, aşk-ı mukaddes, ferah münezzeh, mesuriyet kutsiye tabir edilen izn-i şer'i olmadığından yad edemediğimiz gayet münezzeh, mukaddes şuunat vardır ki her bir kainatta gördüğümüz ve mevcudat mabeninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesuriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğunu çok yerlerde ispat etmişiz. O kadar mukaddes münezzeh bir arada orada geçiyor. Allah Allah. Yani aşk-ı mukaddes var he? Aynen işte. Aman aşk-ı mukaddes, ferah münezzeh, mesuriyeti... Tamam ama tamam. O 24. mektupta onu söylüyor, diğerleri de. 24'te aşk yok. Aşk yok da işte onun için. Onu nerede okudun? Ya bu sözlerden okudum. 697. Tamam. Yani, çok mukaddes münezzeh var. Vardır size de. Bizim kitapta var mı o acaba? Başka kitap mı okudum ben de? Şey hakikaten aşkın mukaddes var ya. Ha, diyor. Şimdi muhabbetten de muzaaf muhabbet aşksa... Ama onlar işte o mecazden geçince adını öyle koymuşlar ama aslında şefkat. Niye öyle olsun ama aşkı mukaddes... Müstakildir ya. Ayırmış ama aşkı mukaddes demiş. Ben de şaşırdım. Aşkı mukaddes... Aymış. Hiç de bile gerek yok. Üstadım bu şeyde... Tehlikeli. Hakikati bilmiyorum ne olmak gerekir. Ama çok tuhaf. Değil mi? Ama şey... Ama ne oldu biliyor musun? Benim o kadar kaybım gitti ki başım neredeyse dönecek ya. Allah bak şimdi. Şefkat eder. Yani çocuğu annenin ettiği bakıyor ama anne annedir. Şefkat ikiliye kalır. Muhabbet eder, sebebi vücudu mevcudatı. Ama aşık olmaz.
Habibullah muhabbet midir, aşk mıdır? Muhabbet. Ha. Hadi bakalım. Habib. Habibullah. Ne demek? Muhabbetin timsali, rahmetin ismi. Muhabbet gözüküyor, aşk gözüküyor. Muhabbet değil mi? Muhabbet. Habib. Hop. Bir aşk toplaması yapmamız lazım. İbn-i Şerri olmadığından böyle. Anlamadığımızı anladık en azından. Ya o da İbn-i Şerri. Çok tuhaf ya. Bitti mi? Ya nedir biliyor musun? Yani tobe ya. Ne anladınız abi? İbn-i Şerri var mı abi? Yok. Bir şey de var ya, 24. mektubun sonunda bir şey de var ya. Peki niye İbn-i Şerri olmadığından böyle? Ya şey yanlışa sevkeler bizi ya. Bu şimdi. O zaman demek ki şu an bizim düşündüğümüz, yani sizin düşündüğünüz... Yanlış mı? Yanlış abi o zaman. Yok, İzni Şerri yok. Çık abiler. Yani İzni Şerri yok diyoruz ya zaten. Ama çok tuhaf. Yani nereye Allah şefkat ediyor bak kullarına? Şöyle sor ki kitaba. Nereye şefkat ediyor? Nereye aşk ediyor? Neresini kulun? Neresini muhabbet ediyor? Neresini sevk şu... Surur, lezzet, hani şimdi mevcudatın en camisi insan, adeta tövbe yani, Allah'ın esma ve sıfatının böyle insansız nasıl ortaya çıkacak? Sanki insanla beraber mi çıkmış tövbe? Biraz insan üstüne çıkarsak, yani Cenab-ı Hakk'ın zatından esma sıfatlarına aşkı mukaddesi vardır desek, kendinden kendine evet. Biraz daha şey. Tamam mı sayın? Esmasını ha? Evet. Kıramayacağız. Hani diyor ya, herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insandır, insan benim, ben de insanım. O sır içinde o var bence ha. Burada bakayım ben abi zatına mahsustur diyor, mukaddes sevgisi. Mukaddes aşkı zatına mahsusmuş. Allah kendisinden kendine aşık mı? Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus. Cemalini. Nerede yazıyor, orada mı? Lugat'ta baktım abi. Ben Lugat'ta. Lugat abi şey yapmıyor. Lugat'ta fazla şey yapmıyor. Evet. Ama bu dediği lugata uyuyor çünkü 146 Mesnevi Nuri'ye duyuyor. Diyor ki 146 yani bugünkü gündelik sorusuyla Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu zaman esma ve sıfat nasıl tecelli ediyordu? Yani Kudüs ya bu mevcuda, sonra da olmuş. Diyor ki ayet-i zatiye ezeli ve bedi olarak mevcudat yokken şuurat-ı zatî olarak gözüküyordu. Şuurat-ı zatî de ezeli ve ebedi olarak, mevcudat yokken zatî ve subut-ı sıfat olarak gözüküyordu orada. Nasıl diyeyim? Allah'ın sıfatları da şu mevcudat yokken, masibay yokken esma olarak mütecelliydi. Ediyordu. Celal nerede tecelli ediyordu? Diyor ki çok tuhaf. En sonunda şöyle diyor, getiriyor. Celal diyor, cemal diyor. Cemal de celalde tecelli ediyor. Değil mi? Cemal içinde cemali, cemal içinde de celali. Burada ama o zaman Esma'yı... Zahir sıfatlarını nasıl o zaman tecelli ettirecek? Neyse, şimdi mukaddes ve münezzehten, güzergâhtan çıktınız. Güzergâhta girmedik ki zaten daha en son. Güzergâhta zaten girmedik ki de. Sen hemen hukuk. İsterseniz pat 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 söyleyip bitirir mi şimdi? Biraz söyle merak etme. Biraz söyleyeyim mi şimdi? Şöyle söyleyeyim Hasan abi. Biraz Şimdi Hasan eğer abi, şey ihtiyaç olursa doldurursun içini. Ben şimdi şimdi mesela şunları Hasan abi bunları yaptım ki. Hani belki bir arkadaşın dikkatini çeker de. Belki bir ekleme yapar veya belki sizin dikkatinizi çeker. Mesela şunu öylesine yaptım. Öylesine yaptım. Anladım. Hasan abi. Hani bu sizin yaptığınız şey... Tahta boş durmasın diye. Boş durmasın diye. Tamam. Sayfa 142 miydi? Sözler 142 Sözler. Miydi? Hani 3 yol vardı ya. Hani acaba bir benzerlik olur mu veya başka kafanızda başka bir şey gelişir mi diye. Öyle. Öyle yaptım yani Hasan abi. Şimdi burada... Hasan abi burada... İrfan bana her ne kadar...
söyleme dediyse de ben dayanamayacağım herhalde. Bodrum'daki yaptığımız ders Hasan abi, hatırlarsanız bir kalb-ı kalbiseyin. Nasıl oldu? Sanafor gibi bizi çekti o. Çekti. Acayip bizi... Durup dururken. Evet. Ama hepimiz orada bir kalb-ı kalbiseyine gittik ama sizin, benim gittiğim yerde ben sizi pek fark edemedim. Aslında herhalde kalb-ı kalbiseylerimiz farklıydı herhalde. Abi, mail attılar, soruyorlar. Diyorlar Hasan abi ne oldu o arada, neyi gördü, nereye gitti, hiç anlatmadım diye bana sordular mailde. Aynı ne cevap verelim abi? Değildik. Bilmiyorum ki. Ne olduğunu da ben de bilmiyorum ki. Oğlum, o ara Hasan abi bir yere baktı ve ders bitti diyorlar. Ne oldu Hasan abi, ne görmüş o ara diyorlar. Şarj bitti der. Şimdi Hasan abi. Evet. Şimdi mahiyeti zatiye, şunat, sıfat, esma. Hasan abi. Bu çok önemli. Bak şey yapmış, hulasa ediyor yani. Bütün o çalışmaların şimdi şey olmadan şekile dönüştürmüş. Yani almış olacaksın yani çalışmasını. Şu anda eğer bunu şimdi kaparsak. Akılla anlaşılmaz. Beni İrfan buraya mı demişti? Deme ama dedi. Şimdi mi diyeceksin? İrfan'ın deme dediği şuydu Hasan abi. Yani olayı yukarılara fazla taşıma veya burayı başkalarından farklı bölmeye çalışma diye. Tabii ben kalbimden geleni en saklayayım Hasan abi. Ben böyle düşünüyorum. Bitti. Şimdi şu, siz dediniz ki kalb-ı kalbisenin şurasıdır. Osman dedi ki olmaz orası, burasıdır. Öyle mi dedi? Tam tersi. Tamam. Veya tam tersi. Evet. Öyle dediniz. Tamam. Neyse. Evet. Bu benzahtır dediniz. Denildi. Evet. Tamam mı? Şimdi ben de diyorum ki Hasan abi. Yuvarlak yapalım, kurtulalım. Bunun benim kalb-ı kalbisenin burası Hasan abi. Böyle. Dersin kalb-ı kalbisenin. Burası nur tarafı, kainata bakıyor mu abi? Kev. Burası mana tarafı. Burası mahluk mudur Hasan abi? Şu üst taraf. Hiçbirisi mahluk değil daha. Nur abi? Mahluk değil. Nur mahluk değil mi? Hiçbirisi mahluk değil ki. Yok, aşağı şey yaptıktan sonra diyor. O ancak kabuk kalbisenin aşağı zuhurat başladı. Evet, vücud hariciye çıkarsa, çıkmadı ki mevcuttan söyle. İkisi de mevcuttur. O zaman peki o zaman Hasan abi ikisi mevcuttur. O zaman bir şey söyleyeceğim Hasan abi. Size bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi şu tartışmayı yaptık biz. Kalb-ı kalbisen buradadır. Bu çizgidir. Veyahut da kalb-ı kalbisen bu çizgidir. Yaptık mı bu tartışmayı abi? Yapmıştık. Evet. Peki burası çekirdeği aslimiz bizim. Enelerin cem olduğu yer. Peki ene farazi bir hat ise Hasan abi. Yani bu benim tefekkürüm. Belki yanlışımdır. Siz beni farklı şey yapıyorsanız. Eğer Hasan abi şimdi şu iki tane kitabın arasında bir kalıp buz koyun. Bıraktığınızda o buz böyle duracaktır. Bu kitap yukarıda duracaktır. Ama o buz eridikçe artık bu kitaplar üst üste gelecek Hasan abi. Tamam mı? Eğer şu farazi bir hatsa, farazi bir hat hadsiz olamaz Hasan abi. Farazi bir hat, yani farazi bir hat hadsiz olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim ki bu yani yok olacak nihayetli. Erimeyecek mi? Yok olmayacak mı abi? Yok ki zaten öyle. Yok ki öyle bir şey. Var mı abi? Yok. Yoksa yapıştırın birbirine Hasan abi. Ben sizi birleştirdim. Alt mı diyordunuz? Üst mü diyordunuz? Zaten öyle yaptık işte. Evet. Bu şimdi... Niçin demiş biliyor musun öyle? Şimdi orası mahluk değil. Bak. Orada dur. Evet. Şurası mahluk değil. Sen kalb-ı kalbisenin bu çizgiye getirirsen kalb-ı kalbisene kadar geldi. O zaman bu mahluk oldu. Evet. Bir kere buraya müsaade etmez. Tanımlama. Buraya getirirsen kabuk kalbise, tamam mı? Yani çok uyuyor. Niçin? Kabuk kalbisen imkan ve vücudun son. Adı zaten kabuk kalbise. Peki burası mı sayılır? Hayır sayılmaz. Çünkü basar sıfatının azami derecede en tecellisidir kabuk kalbisenin.
Oysa meçhulda hiçbir şey azami tecelli yok. Sana zaten yani meçhul berzah yani bir noktada yok. Yok. Var. Ama yok. Evet. Şimdi o iki çizgi. Aciz fakirlik. O iki çizgiyi birleştir, tek çizgi zaten. Gör anlayalım. Bu yok şimdi arasını. Yani aslında bu niçin demiş? Var. Aslında yok da var. Anlamak için. Peki yapmaya bunu konuşsak abi nerede derse ya anla işte burada bir yerde. Yok yani. Sizi birleştir tek çizgi. Eğer sen bunu... Zaten doğru söylemişim işte. Evet. Olabilir. Bu çizgiyi koyarsan buna varlık veriyorsun. Zaten yok ki. Yok ki. Yok. Siz Bodrum'da yazan abi değilsiniz. Allah aşkına onu istiyorum ben. Dublör mü kullanırız orada sadece. O zaman Hasan abi, o zaman şunu tasdikliyor musunuz abi? Hangi senin? Hiçbirisi, üçü de doğru değil. Üçü de doğru değil mi? Evet. Tamam. Öyle gidelim o zaman. Yani şu doğru değil. Şu neden hiç doğru değil. Tamam. Çünkü niye? Buraya kadar gelmiş. O zaman burası mahluk olur. Burayı tutsan azami derecede sıfata mazhar olduğu için bu diğerlerini nakıs yapıyor. O da olmaz. Burayı da yaparsan bu sefer mahluka dönüyor. Bu niçin mecbur demiş? Zaten yok. Şu an eskide mesela şöyle deniyordu. Protonun etrafında elektronlar dönüyor. Şimdi buhar ya. Yani kozmik böyle bir buhar gibi. Yani bulut. Şimdi farz ediliyor. Şimdi bunu anlamak için buranın zaten mekanı yok. Bitişik midir? Bitişik ne demek? Buranın konuşması. O zaman dedi ki arkadaşlar burası berzahtır. Var gibi gözüken yok. Olmayan var. Ya nasıl tanımladık onu? Acizlik ve fakirlik. Şimdi acizim, nihayetsiz acizim. Ne oluyor aciz demeyince? Nihayetsiz vücut kazanıyorsun. Ademini biliyorsun yani. Hiçliğini bilince nihayetsiz vücut kazanıyorsun. Ne biliyorsun bir sorar mısın? Hiç. Olmayan bir şey bilinir mi? Biliyorsun onu. Nedir o? Bilmediğini biliyorsun. O zaman çok şey biliyorsun. Şimdi bu İkisi de, üçü de yok. Bu da yok. Hasan abi, o şu dediğinizin de şöyle bir yanlış olmaz mı? Eğer bu da yoksa... Çünkü o zaman ben kimim? Yok, yani o kabuk kalsiyon orası, imkan ve vücut ortası, yani berzah işte. Bana bir sınır söyleyin abi. Yok. O zaman bakın. Eğer sınır konuşursan... Bana bir nihayet belirlemeniz lazım Hasan abi. O zaman nakısiyeti mi olur senin? Bana bir hudut belirlemeniz lazım. Çünkü bu hudut var abi. Var hudut. Olmasa hadsiz denmez, nihayetsiz denmez. Yani bu nihayetsizle hadsizin çakıştığı bir hudut var Hasan abi. Şimdi şöyle düşün. Bizdeki ilim onun ilmine. Demek ki bize vermiş. Bizde var. Zatından bize bir şey vermemiş. Zatı var bizde. Gördün mü? Hasan abi. O zaman orada o oluyor da, zata mazar olduğun için kabu kavseninde imkan ve vücut ortası deniliyor. Orada öyle bir alem var ama olmayan var. Var olan yok. Yani meçhul var ya, mahluk değil, madum da değil. Ama peki bu akıl kanadı yok ki, ayağı var, yürüyor. Gelirken arabada onu, ben de yanlış gittim onu düşünürken, aldı. Alem-i Şehadet'in tanımlama cihazına, bu kutuya diyorum ki, Alem-i Şehadet'in, yani bu kulağa diyorum ki koklasana şunu, bu yemeğe baksana kokusuna. Ne yapsın bu? Bu Alem-i Şehadet'in tanımlama merkezi, aleti iken, diyorum ki bir bak hele ahiret var mı nerelerde? O tersini söylüyorum. Kalp ise alemi gaybın üzerindeki tenteneliğe haritası, ruznamesi burayla hiç alakası yok. Diyorum ki ya bunu sev işte bunu sok içeriye. Kalp aptallaşıyor yani. Çünkü gaybla meşgul bu. Gaybidir. Bu da şahadetlidir. Ben neredeyim? Beşeriyetim var bir de. Ben de bizar oldum zaten. Aşağı gidiyorum, yukarı gidiyorum. Ben kimim dedim, yolu geçtim. Bir şey söyleyeceğim. Az kaldı tünele gir. Hasan abi.
Yani onlar da notlarımın arasında bir yerde ama şimdi böyle deyince atlayamadım, geçemedim. Şimdi Allah bizim için gayiptir. Değil mi? Gaybul gayb. Gaybul gayb mıdır? Ahiret gayiptir. İman gayiptir. İman gayiptir. Şimdi ama imanın da imanı var. İmanın da imanı var. Evet. Ne daha bu? Gaybul gayb. Allah işte. Allah işte. Ha. İman tanımlanmış, mahluk bir şey yapmış. Ama imanın işaret ettiği, anlamlandığı bir şey var. Abi. Orada iman yok işte. Şu kutsi hadis değil mi? Ben kulumun sırrıyım. İnsan benim sırrımdır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım. Değil mi? Şimdi Allah benim için sır. Ben de onun için sırrım. Öyle mi? Yani benim sırrımın sırrı yine benim. Yani ben gaybül en büyük benim. Gayb. Şey. En güzel köy bizim köy. Evet. Devam. Yani şunu söylüyorum Hasan abi. Münezzeh, neyse onu biraz isterseniz anlatayım. Hasan abi. Şimdi oraya girme, tamam mı? Tamam, şimdi sen anlat. Bunu anlatayım abi o zaman. Oraya gireceğim mecburen tekrar Hasan abi. Tamam. Şimdi bu... Şu yani çok çabuk. Orada ne oluyor biliyor musun? Hı-hı. Niçin tanımlayamıyoruz? Orada mahiyeti zatiyenin tecelli azamıdır. O mecbur. Mahiyeti zatiyeyi böyle getir. Mesela tamam mı? Hı-hı. Ondan sonra... Şuunat-ı Zatiye de arş azama, sıfatla lef-i mahfuza, esmanda arşaya, böyle zuhuratları ya, o mecudde mahiyeti zatiye olduğu için. Bir şey söyleyeyim mi? Çok çabuk bunun özetini bir yapayım da, şu tefekkürlerimi bir paylaşayım sizinle. Allah aşkına. Tamam. Bunun özetini ne biliyor musunuz abi? Burada işin özü, bir şey yok. Yapıyor. İşiniz düşüyor. Diyor ki Hasan abi, 11. sözün baş tarafı var ya Hasan abi. Evet. Ey kardeş, eğer hikmet alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen hepsini beraber şu temsili hikayeyi dinletiyor. Hikayeyi anlatıyor ve nihayetinde şuradan Hasan abi diyor ki, o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir mahşer içinde sergiler distin, tam nasın erzanında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini ishal edip göstersin, ta cemal ve kemal manevesini iki vecihle müşahede etsin. Bütün bu olayın tamamı Hasan abi, o Sultan-ı Zişan'ın iki vecihle müşahede etmesiyle bağlantılı. Birinci ve bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla görsün. Allah seyrediyor. Allah seyrediyor. İkincisi gayrın nazarıyla baksın. Bu. Yani olaya gayr giriyor. Yani şuradan aşağısı olaya dahil oluyor Hasan abi. Bu bakışı olması için, bu bakışa olabilmesi için. Şu anda seni Allah görüyor mu? Görüyor. Görüyor Allah bizi. Allah bizi. Bizim raza benziyor. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Öyle oldu. Şimdi nasıl tanrıda olacak? Şan tahakkuk et. Allah görüyor mu dedim, Allah'ın izniyle görüyor. Sen de bir lafsın. Çünkü senin gördüğünü de aynı yerden görüyor. Aynı anda. Mesela neye benzettim? Araba sürüyorsun dedim. Araba sürüyorsun, seyrediyorsun. Biraz böyle egzersiz yapacaksın ki öyle bir şey ol ki hayal değil. Çık dışarıya. Arkana geç, arka koltuğa. Şöyle arabada mesela bak ben şu anda araba sürüyorum. Çok yaptığım için ben. Bak kafamı görüyorum beyaz. Arabanın koltuğunu görüyorum. Şimdi
Kafamdan yola bak. Kafamla görüyorum arkayı şu anda. Kafamı görüyorum. Kafamı gördüğümü de görüyorum. Bak arabanın arkasına geçiyorum. Hayali. Arabayı ben sürüyorum. Kafamı görüyorum. Kafamı gördüğünü de görüyorum. Ama bunu yaparken kafam yapıyor bunu. Kafanızın gördüğünü görüyorsunuz. Kafanızı da görüyorsunuz. Beni bir takip et bakalım. Araba sürüyorum abi. Evet. Sürerken ki yaptım. Bir şey beceremedim. Bir yandan yapamadım. Burayı da yapacağım şimdi. Şimdi arabayı sürüyorum. Ben yaptım. Arabayı sürerken yaptım ben bunu. Ve bir virajlı yol yapmadım. Yani ne olur ne olmaz. Hızımı da düşürdüm. Hızımı 80'e 60'a düşürdüm. Yani bir şey olursa korunabilecek kadar hıza indirdim. Bakayım ne olacak? Şimdi karşıya bakıyorum. Yola bakıyorum. Ondan sonra yanımda birisi vardı. Ona dedim ki ben dedim şimdi bir şey deneyeceğim. Sakın engelleme demiş. Eğer ben başka bir şey olursa direksiyon hakim ol. Yanımdakine dedim. Tamam direksiyon hakim ol. Öyle şey yapma heyecanlar. Şimdi bak arabada sürüyorum abi. Sürer misin sen? Yola bakıyorsun. Bakıyorum. Şimdi o bakarken hayalinde arka koltuğa geçer misin? Arka koltuğa... Devirdim arabayı. Yok. Devirmeyeceksin. Arkaya geçeceksin. Sen dururken de ne abi? Şimdi bak dururken ha. Doğru. O da çok güzel. Şimdi arkaya geçtin mi? Kafanı görebiliyor musun? Şu anda bir arabayı sürerken bir gafur hayal edebiliyor musun? Yavaş yavaş. Ama bunu gözünü kapat istersen ondan sonra açtırırım sana. Bir arabanı hayal et. Sen kendi arabanı. Ettin mi abi? Şoför mahallesinde otur. Oturdun mu abi? Oturdum. Yola bakar mısın? Seni etkileyen bir yol. Yani ne çıkmıştı böyle? Onu gören. Gördüğün şeyi görüyor musun? O etkilendiğini, ne görmüşsen? Tamam. Şimdi ona bakarken oraya bak aynı zamanda. Arka koltuğa geçer misin? Hayır. Arka koltuğa geç. Yapamıyorsan? Evet. Yok abi. Tamam. Geçtin mi Arun? Geçtin. Kafana bakar mısın Arun? Evet abi. Enseni yani. Ha, o gördüğünü görüyor musun? Ha, o ötekisi de görüyor. Görüyor musun? Ha. Şimdi... Göreni görüyorsun. Bak bu ne demektir? Niçin yaptırdın? Birinci yol Allah görüyor mu bu kainatı? Evet abi. Dekayık aşınasıyla Allah görüyor bunu. Tamam mı? Bir de gayrı nazarıyla bakıyor. Benim baktığıma baktığımla bakıyor. Yani bu gözümle bakmıyor. Gözümün baktığına, gözümün gördüğünü görüyor. Evet. Onun için bazen böyle insan utanır ya. Diyorum ki araba bakıyorsunuz, Allah gayri nazar benim gözüme bakmıyor. Allah da arama bakıyor. Evet. Yani Allah ile bakarsan Allah'ın aramı yok. Dekayık anlaşılmasıyla bakarsa Allah'ın aşamaz hukudur aramı mı? Esma. Allah ne yetti için haramdır? Emretti için haram. Allah için haram bir şey yok tabii de. Ama bana haram kıldı. Şimdi bizzat dekayı karşılasıyla kendisi bakıyor. Bir de benim gözümle mi bakıyor? Benim gözümle derken al bak şu gözlükle bak olsa yine kendisi bakıyor. Ha böyle baktı, ha böyle baktı. Fark etmez ki. Bak bir daha. Ha böyle baktı, ha böyle baktı. Eğer benim gözüm alet ise, alet ile bakın dersin yine Allah bakıyor. O değil, gayri nazarıyla bakıyor demek. Bizzat benim gördüğümü görüyor. Benim gözümle kendisi özel görmüyor. Evet. Benim gördüklerimi görüyor. Evet. O kadar görüyor. Bir daha ben bunu verdim. Gözlük gibi düşün. Bakıyor. Madem benim gördüklerim dışında benim gözle bakıyor. Böyle bakıyoruz da. Böyle de zaten kendisi bakıyor. O zaman gayrı nazar ile baksın.
Yani benim gördüklerimi görüyor bu noktada. Abiciğim bir şey söyleyeceğim size. Evet. Şimdi diyor ki ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. Cemal ve kemal. Kemali manevisini. Şimdi Celal mı diyor, Cemal mı diyor? Cemal ve kemali manevisini. Evet. İki vecihle müşahede etsin diyor. Hasan abi, o zaman haramda yaşayan, diyelim kafirlerden bahsediyoruz. Evet. Tüm yaşantısıyla, gördükleriyle de tamamen ademler Hasan abi. Yani çünkü onların gördüklerinde bir cemal, bir kemal manevi var mı ki? Yani o bir haramda. Yani o haramın içinde orada kemaller kim koyacaksın? Kemali kaldır insandır. İnsanın gözüdür. Cemal dışarıdakidir. Hani cemalin içinde celal, celalin içinde cemal ya, bunu fark eden kemal, o insandır. Allah kamil-i mutlaktır, kamil değildir. Kamil bize ait. Affetmek bize ait, çok affetmek ona ait ya. Evet. Yani kemal insanla şey yapılıyor. Onun için o sözde dedi, iki türlü bakışı var. Dekayı aşamasıyla bakıyor. Evet. Bir de gayrı nazarıyla bakıyor. Tamam mı? Evet. Ha, şimdi o bu bakıştan sonra devam et. Tamam. Bunu nasıldır diye arabada yapabilirsiniz. Veya şurada yapabilirsiniz. Bak. Şu anda oturuyorsunuz. Mesela Osman sen yap abi. Abi tepeye çıkar mısın hayali? Tavana. Çıkabiliyor musun? Şeyler karışıyor. Evet. Böyle hani televizyonu çekmezse. Evet. Yani hani mesela biri görebiliyor musun? Aynı bir tamamen aynısını görüyorsun. Mesela bak kafa beyaz saç gözüküyor. Neye benziyor adeta? Böyle niye yapmaya çalışıyorum? Size teşekkür ediyorum. Çok değerli birkaç dersler. Aynaya bakınca aynaya baktığınızı zannetmiyorsunuz. Saçını tarıyorsun. Bunun tarası mı? Bunu gözüyorsun. Bunu görmüyor musun? Bu bunu görüyor. Bunun saçını niye tarıyorsun? Buraya bakmak için bu buraya bakamaz. Bu buraya bakması için buradan bakması lazım. Gayri nazarı lazım. Bu sen kendine bakamaz mı diyorsunuz? Bak bakalım, şimdi kendine bak, aynaya kalkın. Cenab-ı Hak için yani. Bakar da baktı zaten. Niye o zaman bizim için öyle dediniz? Yani insanın için. İnsanda, insanda mı gayrı lazım dediniz? İnsana için. İnsanın gayrı kim? Kendinden kendine. Benden bana, ben gitmek diye Risale-i Nur diye koştum diye. Gayrımız mı o bizim? Aynımız değil mi? Aynımızdır, gayrımızdır. Ben diye, o da sensin. Timsali misalleri. Şey olabilir mi? Fıtratı sevilmemiz olabilir mi? Yani biz seniyeysek. Peki her bir beden misalilerimiz yok mu? Bu kainat büyük insan değil mi Osman? Evet. Peki cüz-i nazarını külli kaldırırsan büyük kainattan küçük kainat olan sana senden ona bakmak istenmiyor mu gaye? Yaratılış gayesi bu değil mi? Küçük insanda, büyük insandaki ben'e mi bakıyorum? Ben'e. Peki bu insan değil mi şu? Bu ben değil mi? Hı-hı. Bu büyük insan değil mi? Evet. Ha, insan-ı ekber. Ben kainatı suğra. Yani insanın asgar. İşte cüz-i nazarını cüz'iyetten kaldırıp külli yapmak demek. Bu, hı-hı, bununla kendine bakmak. Bu, burayı, yani cüz-i nazarını külliyete mazhar edip, külli bakmak. Küllileşmek için. Yani insan, küllileşmek ne demektir külliyata? İnsan küllileşmek için. Şicri hırkat, büyük insan olacak. O zaman ne oluyor? Ruhu Cebrail. Azrail. Aklı Cebrail. Hayatın israfi, şuuru, latifeleri, letafete, yani melekeleri. Malikelerini cemi Mikail. O mecildeki yeni mi görüşüyoruz?
Yani yoksa... mecud değiliz. Mecudda elim değil. Bu neyi anlatıyorum? Yani büyük ilmi... insan değil mi bu? O benim olan ilmi vücudunu kastediyoruz daha çok yani. Neyi düşünelim orada? Yani ilmi büyük burada yani insan, kamil insan ne demek? Kamil insan. Kamil insan tabii avami tarzda işte namaz kılarmış çoktan falan. O derinden bahsetmiyoruz. Yani külliyatın ana gayesi, ana teması, yani maksadı alası nedir o? Cüz-i nazarını cüziyetten çekip külliyete baktırıp külliyetten cüziyete bakmak. Nedir o? Büyük insan olmamız gerekiyor. İnsan küllileşmesi gerekiyor. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. İnsan kainat Kur'an'ın ayet-i kürsüsü. İsmi azamı taşıyan şu şu diye sayıyor ya. İnsan nedir diye 20 vecihle anlatıyor ya. O zaman onu hulasa ediyorum sana, şu olardaki. Yani bu büyük insan değil mi? O zaman şöyle de diyebilir miyiz? Yani düşünüyorum. Bendeki oyla ondaki bene bakabilmek için, bendeki o aslında cüz'i insanla insan-ı ekberdeki insanın inkişafı nispetinde beraber, oluyor. Beraber yani ikisinin de birleştiğin andaki oluyor. Ondaki bene bakışı. Ya o zaman bendeki oyla ondaki benle İltisakı... Cüziyetteki halim değil ama. Değil o. Yani o ne kadar olur senin için? O ikisini ismet... cem ettiğim halimden sonraki kısım. Evet, sonraki o nasıl olur? Gayr o mudur peki? Gayr ile aynı oluyor. Yani o seviyenin ne belirliyor? Burada ne kadar kendini hissedersen. Arş benim, hissetme. Şu anda konuşuyoruz biz. Onu diyen işte o kendi şeyini, ikizini yakalamış yani. İkizini işte bu. Mesela... Biz arştan bahsediyoruz değil mi? Levh-i Mahfuz'dan iddia ediyoruz. Ben ve o. Ha, fikrediyoruz. Yürüyoruz yani. İz takip ediyoruz. Kokuyla, sesle, akılla, kalple izimizi takip ediyoruz. Bizim evet. İzimizi. Şimdi ne zaman biz bunları fikredip şu anda bahsedip, hissedip, zevk etme nispetinde yani kainatım ben yani. Böyle basit şeyleri açıp geçiyorsun bu sefer. İlgini çekmiyor. Bunu ne kadar hissedersen o kadar büyük insan oluyoruz. O ne demektir? O neyin ifadesi yani? Büyük insanla küçük insan birleşmesinde ne demek oluyor? Bende o var. Taayyum ve teşahhus. Bende o var. O taayyum ve teşahhus etme anı ya kelamı da ya kelestayın. Bendeki zaten söylüyor bundan sonra. İyâkena ve o muhatap oluyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin üçüncü tekiz şahıs. Ben sen o. Ama İyâkena budu ve İyâkena sende ben sen. Bu diyor bu sefer. Gaybane hitaptan. Neydi ama? Hazırane. Nesta'yındaki nun neydi abi? İşte küçük insandan büyük dönmenin ki. Namuduyla geçtin ondan sonra onu söylüyorsun. Onu söylüyorsun. Onların namına söylüyorsun. Evet. İnsanı ekberi şeye geçtin yani. Hatırladınız geçen hafta değil mi? Külliyete geçtin. İşte Na'daki... Kendi ikizini buldum yani. Kendime baktım diyor. Na ile diyor. Ya Kena'daki... Benim tefsirime baksınlar neydi o ya? Öyleydi. Değil miydi? Evet öyleydi. Deki benim tefsirime baksın. Baksın ben orada neyim bu? Beş tane yapmıştık da beş tane. Geçen pazar günü. İşte o Dima 60'ta yayınlanacak bu merak eden varsa. O Nun üç cemaati Nun dışında Nun'un içerisinde kapısı diyor. Kapı diyor. Şey diyor. Nun kapı diyor. Anahtar. Fabrika. Şimdi Nun harfine girdiğin gibi çıktın diyor. Merak ettik de girdiği yerlerisi söylüyor zaten. Şu diyor. Ha, o ne demek? İşte bu girmiş. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Açık söylüyor. 28. lemada. Yatsı namazında diyor. Yatsı namazı ile değil, yatsı namazında girmiş. Yani namazın içine giriyor. Namaza giriyorsun, bak bir daha. Namaza giriyorsun, namaz da giriyorsun. Çünkü dışarıdan giremezsin, namaz da girersin oraya. Bu insan, büyük insan oluyorsun. Büyük insandan kendine bakıyorsun.
Sen şimdi şey yapmayayım. Devam et. Nunla büyük insan oluyoruz ha. Nunla. Namudun. Namazı bozmamış yani abi. Demek ki namazın içinde olması gerekenlerden. Evet. Namazın zaten içinde geçiyorsun, gidiyorsun, cennete gidiyorsun, hulilerle beraber oluyorsun, baklava yiyorsun, ala namazdasın. Çünkü namaz demedi çünkü, salat dedi. Salat-ı kübra. Salat namaz değil, salatta namaz da var. Yani ubudiyetle ibadet. İbadet ölünce biter, ubudiyet bitmez. Yani Hasan abi illa bunu namazın içinde anlamayacağız yani böyle şey yaparken. Evet. Hasan abi şuraya bakayım bak. Her mümin gibi benim hüviyeti şahsiyemi ve mahiyeti insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak arzu edenler ister misin? Hasbünadaki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin nefsimin tefsirine baksınlar. Nefsin derken bu insan nefi. Yani hasbünadaki na işte nun aynı nun. Yerken abudaki nun. Biz manasındaki. Yani o insanı ekberdeki insan karşılığı aslında. İşte o zaten Kabu Kayseri'ndeki onundur ya. Bir bakarsan B'dir, bir bakarsan O'dur. Şimdi bana bak, hulasanın hulasasını söyler misin? Tamam, hulasanın hulasasını söyleyeyim Hasan abi. Şimdi Hasan abi... Orada daha anlatacaktın da anlatmadım. Anlatacak bir anlat oldu ya. Çok, anlat, korkma. Çok kısa anlatayım. Anlatayım. Tabii. Yani Allah'a şey yapmasın. Esma, sıfat, şunatını... Hasan abi cemalini, celalini, bütünüyle kendini görmek istiyor. Hem kendi TK2 aşinasıyla hem gayrı nazarıyla. Demek ki gayrı nazarıyla görebilmesi için Hasan abi bir gayr olması lazım. Hı. Tamam mı Hasan abi? Tamam. Ve gayrı nazarında ve gayrda bütün esmalarının tecellilerini, bütün esmanın bin bir çeşit değişik tecellileri var. Öyle mi Hasan abi? Her birini görebilmesi için burada zıtların olması gerekiyor Hasan abi. Her mertebesini görebilmesi. Her mertebesini görebilmesi için. Çinçi zıtlar olsun. Evet. Yani bunların hepsi burada var da ben ha, tamam. Anlatıyorum Hasan abi. Kusar he. Efendim Hasan'ım. İşte bu zıtların içinde Hasan abi Allah-u Teala kendini tenzih ediyor Hasan abi. Bizim Allah çünkü Allah canibinden kötü, pis, hiçbir şey yok. Evet. Bu mahluk canibinden bakıldığı zaman kötü, iyi, sıcak, soğuk diye, evet. Bizim anlayabilmemiz için nasıl ki eneye zaten o yüzden girdik Hasan abi. Mevzuyu bizim anlamamız. Biz de kainatta her şey zıttıyla bilindiğinden dolayı Hasan abi biz burada her şeyi esmanın tecellilerinin olması için biz her şeyi zıttıyla yaşıyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Hasan abi. İşte münezzeh ve mukaddes burada devreye giriyor Hasan abi. Aslında Allah canibinden bakıldığı zaman münezzeh diye bir şey yok. İşte Allah canibinden bakıldığı zaman Harun'un dediği gibi o zaman münezzeh yoksa o zaman mukaddes de yok Hasan abi. Zaten o var. Hatırlıyor musun? Ama biz bu mahlukat cihetiyle gayr işin içine girdiğinden dolayı yani kötünün ve iyinin ve kötünün, sıcağın ve soğuğun, kışın ve yazın bunların zıtların mevcut olduğu bir kainat düzeninde Allah-u Teala varlığını münezzeh tenzih etmemizi istiyorum bizim Hasan abi. Ha, varlık içindeyken Allah'a tenzih et. Tecellilerini bizim tenzih etmemizi istiyor Hasan abi. İşte o da münezzehtir. Yani münezzeh kainata bakan yöndür. Kainata bakan yöndür. Gayra bakandır Hasan abi. Evet. Mukaddes zata bakar. Aradaki böyle bir fark var. Nihayetsizle, hadsizle bununla bağlantılı Hasan abi. Yalnız baktığımız zaman Risale-i Nur'larda bir şeye hem münezzeh diyor, hem mukaddes diyebiliyor. Hem hadsiz diyor, hem nihayetsiz diyor. Şimdi bunu da Hasan abi, derse başlamadan önce aramızda böyle bir konuşma yapmıştık ya, hani şu cihazın şeyiyle alakalı, bunu ben dedim ki bu hadsizdir, içindekiler de nihayetsiz diye tarif ederken, veya işte şu mecüldür, şu kainattır diye tarif ederken, dedik ki, nereden bakıyorsan
ona göre değişiklik olabilir. Nereden bakıyorsan ona göre. Şimdi Hasan abi, buradan buraya hitap etmek başka, buradan buraya hitap etmek başka, buradan buraya hitap etmek başka, buradan buraya hitap etmek başka. Anlatabiliyor muyum? Dört tane. Dört tane oluyor Hasan abi. Vacipteyken vacibe. Evet. Yani aynen Hasan abi az önce dediniz ya, Allah-u Teala bir, bendeki sanatını görmek istiyor. Bir, benim gözümle görmek istiyor. Şimdi bu da onun gibi Hasan abi. Buradan oraya bakarak konuşmak var. Buradan buraya bakarak konuşmak var. Allah'ın kainata hitabı var. Allah'ın kendi zatıyla alakalı veya şunat sıfat veya esmasıyla alakalı hitabı var. İşte o yüzden bazı, mesela şöyle bir örnek vereyim Hasan abi, şöyle bir şey geçiyor. Tabi bulabilirsem, hemen bir size okuyayım Hasan abi. Evet, işte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın, şu dünya ise bir çöldür. Acizin ve fakrın hadsizdir. Biz biliyoruz ki hadsiz burası. Burada acizlik, fakirlik olur mu? Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Burada. Şimdi burada Hasan abi, acizin ve fakrın hadsizdir derken zata karşı muhatabiyet var burada Hasan abi. Zata karşı. Zaten karşı. Hadsiz, acizin ve fakrın hadsizdir. Hadsiz. Allah'a evet. Karşı hiçbir bağlığın yok. Yok. Hadsiz. Ne kadar neyse onun hadsiz yok. Evet. Yani, peki şeyin... Düşmanın hacatı nihayetsizdir. Mevcudat içinde bu adam şimdi. Evet. Bu, düşmanın hacatı nihayetsizdir deyince mevcudat içindeki düşmanlarından Hasan abi bahsediyor. Yani mevcudat içindeki bakışım. Evet. Mesela şöyle bir cümle var. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz acizin ve fakrı. Şimdi az önce hadsiz demişti acize ve fakra. Burada nihayetsiz kullandı yine aynı şekilde. Senin nihayetsiz acizin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt ediyor. Mesela burada şöyle bir şey Hasan abi. Şimdi Allah-u Teala'nın rahmeti, kudreti nasıl nihayetsiz olur? Hadsiz olmalı değil mi Hasan abi? Ama şimdi bu esbaplı tecelli olduğu için Hasan abi. Yani nihayetsiz Hasan abi esbaplı tecellidir. Hadsiz esbapsız tecellidir. Harika. Dolayısıyla yani. Efendim? Tabii onlar hep burada. Yazarım abi onu ama. Güzeldi bu. Esbaplı. Evet. Hadsiz esbapsız. Hadsiz esbaplı tecelli. Esbaplı. Hadsiz esbapsız tecelli. Bak yazıyor. Nihayetsiz esbaplı tecelli. Hatta Kur'an'da da bunu şöyle ben anlıyorum Hasan abi. Allah-u Teala'nın, Allah Celle Celaluhu'nun ben dediği ayetler Allah-u Teala'nın hadsizliğini ifade ettiği ayetlerdir Hasan abi. Biz kullandığı ayetler ise kainata bakan nihayetsize hitap ettiği ayetlerdir Hasan abi. Böyle. Şimdi peki mukaddes münezzeh ne demiştin? Şimdi Hasan abi, dediğim gibi burada bir zıddiyet var. Ama zıddiyet mahluk için geçerli Hasan abi. Allah canibinden bakıldığı zaman onun zıttıyla bilinmiyor Allah-u Teala. Allah kayyumiyet bahsinde geçiyor ya Hasan abi. Evet. Bu kainatın Halık-ı Zülcelal'e kayyumdur. Yani bizatihi kayyumdur. Daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kayyumdur. Devam eder ve vücutta kalır. Beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Hem o Zat-ı Zülcelal'in kayyumiyetiyle beraber Kur'an Azimüşşan ferman ettiği gibi leyse kemislihi şeyindür. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne ef'alinde naziri yoktur.
misli olmaz, şeriki yoktur, şeriki olmaz. Evet, bütün kainatın bütün şunatıyla ve keyfiyatıyla kabze-i rububiyetinde tutup bir hane, bir saray hükmünde kemal-i intizam ile tedbir ve idare ve terbiye eden bir zat-ı abdes diye devam ediyor sana. Misli şeriki yoktur diye. Aslında bir sonraki sayfada da yine benzer bir şey var ama sana abi demek istediğim şu. Yani uzun şey yapmasın diye okumuyorum ama Hasan abi. Allah'a Teala Hasan abi. Da şu. Evet. Okuyayım biraz Hasan abi. Sual şu Hasan abi 32. sözde geçen. Sual de diyor ki diyor bir şeyin zıttı olmazsa o şeyin nasıl kemali olabilir? Allah'a soruyor. Kemali mutlak Allah. Evet. Şu sual sahibi hakiki kemali bilmiyor. Az önce dediniz ya, kamil kamil insandır. Kamil-i mutlak Allah dediniz, Allah'tır diye. Gerçek kemali bilmiyor. Yalnız nisbi bir kemal zannediyor. Halbuki gayra bakan ve gayra nispeten hasıl olan meziyetler, faziletler, tevefuklar hakiki değiller. Nisbidirler, zayıftırlar. Eğer gayet nazardan sakıt olsalar ondan da sükût ederler. Mesela sıcağın nisbi lezzeti ve fazileti soğuğun tesiriyledir. Yemeğin nisbi lezzeti açlık eleminin tesiriyledir. Onlar gitse bunlar da azalır. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet olur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin. Zatında bulunsun ve bizzat bir hakikati mukarrere olsun. Lezzeti vücut ve lezzeti hayat, lezzeti muhabbet, lezzeti marifet, lezzeti iman diye devam ediyor Hasan abi. Bunlar zatındadır. Bizzati meziyetler gayr olsun olmasın şu meziyetler tebrik etmez, değişmez Hasan abi. Onlar zatidir. Peki bu... Ama biz burada kainat tarafından baktığımız zaman Hasan abi... Mukaddes de şey, münezzehi bize hani mevcudatla... Hasan abi şöyle söyleyeyim. Mukaddes zata bakıyor. Gayrın olmadığı Allah canibinden bakışın neticesidir aslında. Evet, kendinden kendine. Kendinden kendine bakışın neticesidir. Mukaddes. Mukaddes. Ve bunda bir had yoktur Hasan abi. Birazdan bir onu da biraz anlatayım isterseniz. Bu, bunda had yok Hasan abi. Şimdi mukaddes yok. Münezzehte ise... Münezzehte Hasan abi. Münezzeh... Yani münezzeh zıttını oldu. Münezzeh yani. Münezzeh... Mesela Hasan abi, ben uzun boylu muyum? Veya ben yakışıklı mıyım? Nisbidir. Evet, işte. Burada iyi, kötü, güzel, çirkin vardır. Allah-u Teala'nın esmasıyla alakalı kötüdür kullanılabilir mi Hasan abi? İşte Allah-u Teala kainattaki zıddiyetten her yönüyle aslında. Yani çünkü seni kötü gördüm, seni soğuk dedim. Allah indinde hayırlı olandır. Yani bu senin bakışındadır. Aslında bütünüyle burada zıddiyet yoktur. Allah cennetinden hepsi pak, hepsi temiz, hepsi güzel. Ama tabii araya gayr girince, araya mahluk girince, ikilem bulunca celal cemal çarpışması, aşağı üzerindeki tezahürün de çarpışmalar olunca Hasan abi bu sefer zıddiyet giriyor. Zıddiyet girince Allah-u Teala tenzih edilmek istiyor burada Hasan abi. Yani mahlukun olduğu noktada da münezzeh içerisinde Hasan abi. Münezzeh, kainata bakan yüzdür. Mukaddes, zata bakan yüzdür Hasan abi. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Varlık içerisinde, evet. Varlık içerisinde zata bakarken gördüğümüz eksiklik, nakıslıkları tenzih etmemizi istiyor. Evet. Evet, zatını diyelim. Hangisi lezzetten bu? Evet. Zatını tenzih etmemizi istiyor. İstiyor ki bu da gayrı nazarıdır. Evet.
bu da gayri nazardır. Buna, bu bakışa münezzeh deniliyor. Mukaddes ise noktalı virgül, kendinden kendine yani şuunattan esmadan şuunata yine kendisi bakarken tabirinde aciz olduğumuz kendisinden kendisi mukaddes aciz olduğumuz mukaddesi var. Vacip aleminde denilir. Vacip alemlerinde denilir. Denilir. Mukaddes. Burada Hasan abi şunu söyleyeyim şimdi. Şimdi bakın burası nihayetsiz, burası hadsiz ama diyoruz ya benden burada olduğu gibi buradan da bende var. Buradan burada olduğu gibi buradan da burada var. Yanlış değil mi Hasan abi? Yani tam oradan buraya tamamı değil. Oradadır ama bilmiyoruz tamam olup olmadığını. Evet, onu bilemiyoruz. Evet. Ama şu, oradandır. Ama şu evet. Şöyle elini koy, manyetizante koy. O onun en azami tecellisini oraya ama tümün olduğunu bilemiyoruz. Ama oradandır. Evet. Tamam. Şimdi o zaman diyorum ki Hasan abi ben kainattaysam sadece münezzehe muhatap olan ben değilim. Çünkü eğer eşyaya aynı zahirde hakikate bakabiliyorsam Hasan abi yani ben zıtlarımı ayırmışım demektir. Peygamber Efendimizin ölmeden ölünüz dediği zaman bizden istediği neydi Hasan abi? Bizim kıyametimizi kopartmamız yani zıtlarımızı ayırmamız. Ayırmışım. Ondan sonraki senin bakışın artık hadsize ve mukaddese olacaktır Hasan abi. Kıyamet evet ölmeden önce ölünüz. Ölünce ne olacaktı? Orada alim biraz daha gittik ve zıtlar ayrıldı. Evet. Eğer bu alimde zıtlar ayrılmışsan ölmüşsün. Evet. Ha, o zaman bakışın ne olacak? O zaman mukaddese ve hadsize bakma yetkisi mi oluyor? Bakma yetkisi oluyor diyeyim Hasan abi. Öyle diyeyim ben. Yani evet, şöyle söyleyeyim Hasan abi. İstersen şunu şöyle bir çizimle anlatayım Hasan abi. Gerçi bunları da yazdım buraya. Hasan abi. Tamam. Sil istersen. Sileyim mi abi onları? Yukarıyı doğru aşağıya sileyim. O şey. Burayı da Hasan abi. Burası da benim aslında çok iyi yemişim. O zaman şey yapma. Kimsenin dikkatini çekme. Şu. Ufa yer yap. Arka sayfayı çevirsene. Arka sayfayı çevirelim. Çünkü var değil mi arka sayfası? Tamam. Kafan zaten bitmiş olduğu için. Gevşet. Beni gevşet. Bakın uyandırayım diye arkadaşlar. Arkadaşlar iyi miyiz? Biliyor musunlar? Şimdi Hasan abi. Yeni bir şekil mi? Evet. Bunu bir çizeyim. Müsaade ederseniz bir dakikada. Sabah buradayız. Buradayız ben. İnşallah. Ben çünkü bir daha bu dersi yapamayız Hasan abi. Çok musibet çektik gerçekten. Kurtanalım bu şeyi. Şimdi Hasan abi bakın. Şimdi hadsizle alakalı hadsiz yön Yönsüz. Hiçbir şey yok. Yani tarifi yok. Yönsüz Hasan abi. Hadsiz. Haddi yok. Yönsüz. Yani başlangıcı da yok. Bitişi de yok. Yönü de yok. Dolayısıyla bunu Hasan abi nokta da diyebiliriz. Şöyle bir daire ile de izah edebiliriz. Çünkü bunda yön yok. Yani merkez içeriden dışarı mı bakıyorum, dışarıdan içeri mi bakıyorum belli değil. Yok.
Değilizden tarafı bu, hadsiz yani. Evet, bu hadsiz mi? Hadsiz, hem ezele bakıyor, hem ebede bakıyor Hasan abi. Yani ezeli içinde tutuyor. O 26. sözde geçiyor ya. Şimdi Hasan abi, bu hadsiz. Şurada şöyle, Hasan abi çizecek olursak, şuradan merkeze doğru. Bu da nihayetsiz. Evet. Niye o nihayetsiz mi? Nihayeti var ki burada yuvarlanıcı. Yok şey gidiyor, bir saatsiz olduğu için. Şu yuvarlanıcı nihayet değil. Nihayeti yok yani. Nihayet bu yuvarlanıcı, o nokta var ya, aslında her şeyin başladığı yer. Sonsuzun olduğu yer. Bitiremiyorsun noktayı. Yuvarlak hadsiz. Bitiremiyorsun noktayı. Noktada durmuyor. Tabi tabi orada başlıyor aslında. Hani ok niye o tarafa doğru? İşte ok dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya. Evet. Şimdi bunda Hasan abi yön yok. Şimdi nihayetsiz tek yönde Hasan abi. Çünkü başlangıcı var. Nihayetsizin. Tabi. Nihayeti yok. Başlangıcı yok değil. Nihayeti yok. Nihayetsiz adı üzerinde. Nerede başı belli değil ama nihayet yok. Hadsizin içinde başlıyor. Yani hadsize bağlı olarak varlığı var olan. Yani ezelde ebed. Evet. Yani ezel nasıl ki ebedi kapsıyorsa Hasan abi, hadsiz de nihayetsizi kapsıyor. Hadsiz nihayetsizi kapsıyor. Ama mesela Hasan abi, güneşin yansımasını denizin üzerindeki her tanecikte ayrı ayrı bütün bir güneşi gördüğümüz gibi bütün denizin üzerinde güneşi bütün olarak da görebiliyoruz. Değil mi Hasan abi? Ehadiyette vahidiyet. Ehadiyette vahidiyet sırrı. İşte biz eğer ehadiyet sırrına, ehadiyet nazarıyla bakacak olursak Hasan abi, yanlış kullanmıyorum değil mi? Yok yok, sonra düzeltirdim. Ehadiyet nazarıyla bakacak olursak Hasan abi, bütün bir kainatı kendinde görebilir aslında. Bir noktada görmek. Bir noktada görmek. Evet. Bütün cihanı bir noktaya, o cihana hakim ol. O cihana hakim ol. O yani. Kesinlikle. Misaldeki var ya. Evet. O zaman Hasan abi, işte o zaman şu hadsizin içinde hadsize bağlı olan kendi hadsizimize ulaşıyoruz Hasan abi. Ama varlığı bununla kayın olan. Mutlak hadsizin içinde kendi hadsizimize ulaşabiliyoruz Hasan abi. Nereyle bakarsan? Ehadiyet nazarıyla bakarsan. Bakarsan. Hani kesrettiği her şeyi cem ediyorsun. Cem ediyorsun Hasan abi. Bir kendini görüyorsun. Yani. Bütün cihanı bir noktaya. Bütün cihanı bir noktaya, o noktaya hakim ol. Sizin çok güzel bir şeyiniz evet. Hasan abi o. O cihanetten bakacak olursak eğer, yani bu hadsize bizim de ulaşmamız mümkün oluyor. Hadsizi yaşayabilmemiz mümkün oluyor. Zaten ezelden... Ezelden şey nur olur. Nur olur diyordu ya Hasan abi. Evet, ezel nurunun bir medet alır diyor. Medet alır diyor. Hı. Yani bu şu anlar 758'de. 758'de. Şimdilik Hasan abi, hassiz bir yerlisin. Hayat şu çok, bir de şu çok önemli Hasan abi. Şunu da söylemeliyim. Hasan abi, şu çektiğimiz şu çizgi var ya. Çekebilirsin, çünkü farazidir. Evet. Yani bakın, hat. Bir taraftan bakarsak nihayet, belki öbür tarafından bakarsak hat. Hat yani, haddi ben şöyle algılıyorum Hasan abi. Esbab. Esbablar bizi kayıtlayandır, sınırlayandır. Esbab bizim nihayet çizgimizi belirleyen yerdir ve haddimizi belirleyen yerdir. Yani bu kapının bir tarafı hadsize bakıyor, bir tarafı nihayetsize bakıyor ama kapı aynı kapı Hasan abi. Bu bizi belirleyen mahlukun son sınırıdır. Hadsiz ve nihayetsiz. Bizim işte aslında o kadar önemlidir ki Hasan abi, bence.
Az önce söylemiştim dersin başında ki Hasan abi, vahdetül vücutçular, vahdetül vücutçular şunu benim zannımca anlayamadıkları için, bu hadsize nihayetsizi anlayamadıkları için münezzeyi zaten yok sayıyorlar. Çünkü onların nazarında kainat yok. Yok. Dolayısıyla onlar zaten mukaddese muhataplar, mukaddes olduklarını düşünüyorlar. Onlara mani olması gereken algı aslında bu nihayetsiz ve hadsizlik algısı. Yani bunu çözemedikleri için, bu nihayeti belirleyemedikleri için o vardı demeyelim değil mi? Aslında orada bir ele var ya, bir hayali bir hat çizer. Evet, çiz evet. Buradan buraya benim, bundan sonrasını. Onu çizseydi tabii bu şekil çıkardı ama çizildi onu. Ama o çizgi hiç belirlenemediği için hadsiz ve nihayetsiz aynı çizgi oldu. Evet. Şurası vardı ya. Evet. Bir okusana sen, gözlerim pek. Evet, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insan bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesinde insan şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Çok tuhaf değil mi? Ya. Hanesi gibi olur. Büyük insan oluyor. İnkılap eder bir büyük insan. Münezze zıttı ile bilinen dedik ve devamında Allah-u Teala'nın mahluka gösterdiği Hasan abi. Neyi? Münezzeh Allah'ın, Allah Celle Celaluhu'nun mahluka gösterdiği münezzeh. Bilmiyorum bu bunu bir konuşalım Hasan abi. Ben böyle düşündüm ama münezzeh Allah'ın mahluka gösterdiği Allah'ın münezzeh Allah'ın mahlukta gösterdiği. Mukaddes mahluka gösterdiği. Mahlukta gösterdiği, mahluka gösterdiği. Mahluka gösterdiği. Çok tuhaf. Yani Allah'tan bir şey istemek Allah değildir. Allah'a istemek, Allah'tan bir şey istemek değil, Allah'ın kendisidir. Sanırım bu kadar daha anlatmadan bir şeyler var ama... O zaman bu şey, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ne? Mahlukta gösterdiğine, gösterdiğine münezze. Mahluka gösterdi, mahlukta değil de mahluka. Mahluka gösterdi. Kendine yani, kendisine. Kendisini gösterdiğine ise münezze mukaddes. Bayağı şey yapmışsınız ya, maşallah ya. Berber'im ne haber? İyi misin? Buradasın değil mi? Son bir kişi yazan abi. Şu cebimde de bir şeyler oradan orada çıkartacağım. ben diyebildiğin her yer münezzehtir. Benim bittiği yer mukaddes oluyor. Yani ben diyebildiğin her yer münezzehtir. Evet. Çünkü artık ben diyorsam orada bir ikilik vardır Hasan abi. Tebrik espat. Evet, aynen. İkilik var. İkilik var. Ben diyemediğin noktada artık mukaddestir. O mukaddes saat diyor ya. Evet. Kelan için diyor. Evet. 49. Evet. Evet. Ha işte o işte Hasan abi. Bu kadar dinlendiler. 149'da diyor. O mukaddes saat diyor. Münezzeh saat değil mi biliyor musun? Dur onu yapayım ya, dur hiç. İki dakikada Hasan abi şunu da kapatayım ya. Şunu da bir şey, size bir şey yapayım Hasan abi ya. İki dakikada. Arkadaşlar bir bakın telefonunuzu kapatalım lütfen. Ölmüyor. Dur şeyler aşağıda kapatalım. Hasan abi şunu ben şöyle bir şey yapayım. Siz bunu bir şey yapın. Siz hafiften bir doldurun. Nerede? Şuna mı? Yani kaçtı hiç bir şey?
Ha? 8.5. Hasan abi, şimdi ben şunu bir şey yapayım. Siz bunun şeyini... Allah Allah, merak ettim şimdi. Tefekkürünü siz bir yapın bakayım. Nasıl söyleyeceksiniz Hasan abi? Diyor ama tuttuğun varsa da. Şimdi Hasan abi, ben bir tanesinin ismini koyuyorum. Burası alemi şehadet. Tamam. Burası alemi şehadet Hasan abi. Kainat diyelim veyahut da. Burası da, şurası da hadsizin olduğu yer. Şey dairesi diyelim. Vacip dairesi. Vacip dairesi. Kapsadı. Evet, kapsadı. Burası da kainat Hasan abi. Tamam, Allah'ın nuru semaat var. Burası da alemi şehadet. Tamam mı Hasan abi? Ben Gafur, alemi şehadette dolaşıyorum. Dolaştırmasın abi, ne yaptım? Dershaneye geldim. Tamam. Dershaneye geldim. Oradan çıktım, eve gittim. Baktım ki evde durum karışık. Tekrar iş yerine geldim. Tamam. Yani dolaşıyorum sürekli. Rize'ye gittim. Başka Bodrum'a gittik. Afyon'a gittik Ali abinin yanında. Dolaşıyorum. Hayatımı bu şekilde yönlendiriyorum. Evet. Tamam mı abi? Şimdilik... Hayatım bu, şekil bu. Hayatım bu abi. Benim... Şimdi birkaç bir şey söyleyebiliriz herhalde bunun aslında. Bu benim için kazadır. Tamam, kaza. Kazadır değil mi abi? O ortaya çıkan. Ortaya çıkandır abi. Bu benim için mümkündür. Mümkündür. Değil mi? Hali mümkündür. Mümkündür. Tamam. O zaman abi, bunu kaldırıyoruz. Bu ruh için zaman, mekan, var mıdır ruh? Zamanla mekanla kayıtlı mıdır? Değildir. Yani benim ruhum veya sizin ruhunuz şu anda aslında Rize'deki... Evet, Rize'deki... Tamam. Bunu da durmak istemiyor Hasan abi. Bunu böyle yapalım, böyle ifade edelim. Artık her yerdedir. Bu bir mana sizin imkanat. Orada nasıl seyredeceği yeri belli olmadığı için mi? Çünkü abi her yerde yeri, her yerde aynı anda her yerde. Nasıl her yerde? Bu işte abi, bu sizin ruhunuz. Ruh her yerde olması, o kağıt deneyi nasıl? Yani siz, ruhunuz aslında her yerde Hasan abi. Yalnız siz buraları onaylamışsınız. Sizin onayladığınız yer buralar. Hasan abi, anlatabiliyor muyum? Mesela sizin ruhunuz bugün Küçükçekmece'deki bir birahanede olabilirdi. Orada ama siz onaylamamışsınız onu Hasan abi. O imkanat olan bölüm. Şuraya ruh niçin dedin onu? Buraya ruh dedim çünkü Hasan abi şu düzlem Hasan abi. Şu düzlem. Ben beşeri. Kaza da buna. Kaza. Abi. Ve bütünlüğü de zaman Hasan abi. Zaman. Zaman ve mekan. Zaman ve mekan. Hasan abi, siz bu zamanda buradaydınız, bu zamanda buradaydınız, bu zamanda buradaydınız. Bütünlüğü... Mekan oluşturdu. Mekan oluşturdu Hasan abi. Evet. Ruh için zaman mekan olmadığından dolayı, ruh için zaman ve mekan olmadığından dolayı... Çizgi belli değil, onu mu kastediyorsun? Çizgi belli değil demiyorum Hasan abi. Ne? Ruh. Şu ruhtur ya Hasan abi. Niçin rahat dedin, onu ruh dedin? Ruh. Bedenin için mi kastettin? Bedenin içini kastettim. Bu sizin evet. İmkanat tarafınız Hasan abi. Evet. Mümkün tarafınız değil, imkanat tarafınız. Ha. Her yerde sen. Olabilme için. Olabilme içinde. İmam ümününüz bir mana Hasan abi. Bu da Hasan abi sizin, bunu siz söyleyin. Nur Muhammed'deki karşılığınız veya haşirde önünüze çıkan veya Münker Nekir'iniz, artık ismini ne koyuyorsunuz Hasan abi? Ne koyarsınız? Diyelim ki Nur Muhammed'deki karşılığınız siz. Sizin oradaki payınız bu kadar. Buraya çıkmış artık. Bakın, her yerde olabilirdi ama burada dünya ahiretin tarlasıdır ya Hasan abi. Burada ne yaptıysanız burada karşınıza çıktı. Ruhun artık bunun ismini koyun. Ruhun yaptıkları yok. Alemiz.
Ruhu yaptıkları yok mu? Şehadette ruh yansıtıyor. Yani. Ruh direkt yansıtıyor. Ruh her yerde. Ruh seni yönelik. Karbon koymasan aşağı geçer miydi? Geçmez. Ruh da demek ki bu bedeni... Ruhun yaptıkları burada iz çıkarmıyor. Mahşerde karşına çıkmıyor abi. Çıktı ya işte. Bak arkada. Çıktı ya. O alem-i şehadette yaptıkları abi. Ruh müneccet değil mi abi her şeyden? Şeyden zamandan... Çok alem-i şehadetteki şeyin, mukaddeselerin. Devam et sonra evet. Ben şey yapayım diyor. Bu şimdi Hasan abi... Hakikat Muhammed ne evet. Diyelim. Evet, tamam. Evet. Şimdi Hasan abi kafirde şurası var, burası var. Ama kafirin ruhu o bedende hapsolduğu için her yerde değil Hasan abi. Her yerde değil. Kafir olduğu zaman şunu yırttın, bu yok. Çünkü bir noktada o bedende hapsolmuş. O her yerde değil. O sadece yaptığı ki o da burada çıkmıyor Hasan abi. Burada çıkmıyor. O Adem'e gidiyor Hasan abi. Yani onun karşılığı yok. O direkt Adem'e. Yani kafir baktığı da Adem olduğu gibi varlığı da Adem. Yani bir suri vücut verilmiş ona ama vücudun hakikati verilmemiş kendisine Hasan abi. Hakiki vücuda ulaşamamış. O bir suri vücut. Geçici bir vücut. Vücut da değil. O mahluk boyutunda aslında sadece. Vücut bulmamış. Ama suri vücut diye hani sureden göründüğü için ifade ediyor. Üstad o şekilde geçiyor. Bu da Hasan abi işte buna Hasan abi şey demek çok hoşuma gidiyor aslında. Öyle demeyeceğim ama mülken nekir demek çok hoşuma gidiyor bana Hasan abi. Ne yaptıysan o. Ne yaptıysan ya. Şu anda ben sizinle konuşuyorum ya. İşte bu. Yani benim belki de mümkenimsiniz siz Hasan abi. Anlatabiliyor muyum? Bu ya, bu acayip bir şey Hasan abi. Böyle olunca böyle sarılasım geliyor onlara Hasan abi ya. Gerçekten ya, korkuyordum, ürküyordum. Ama böyle olunca mümkün nekir. Dün diyebilirim. Ama bunu şöyle söyleyeyim Hasan abi. Bunu Ene'deki, çekirdeği aslındaki benim programım, asıl karşılığım. Orada zaman yok, mekan yok. Benim bütün yaşadıklarım, yaşayacaklarım, her şeyim orada zaten kayıtlı değil miydi Hasan abi? Ben burada sadece tasdik ettim, onayladım. Bu benim oradaki karşılıklarım. Şey benziyor, çocuklara çizme şeyi veriyorlar ya. Nokta, 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 nokta. Sen tamamla. Sen tamamla. Evet. Ama böyle de gidebilirdi ama eksik oldu, tamamlayamadı. Evet, evet abi. Onu kastediyorum. Orada noktaların bütünlüğü, bütün ihtimaller imkanat. Çizdikleriniz de mümkün atasın abi. Şimdi bu benim karşılığımı buldum. Peki bu daha yukarıda da Hasan abi zatta da benim bir karşılığım var. Zatın herhalde bir karşılığı var. Bu da Hasan abi benim oradaki karşılığım ancak bu kadar belli oluyor. Belli olmuyor bile. Aslında hiç belli olmaması lazım da biraz belli olmuş yine. Çünkü onda oradan sonrası ölüm ve helaket diye tabir ettiğimiz 640 mesle. Evet. Mukaddes diyorsun yani. Evet. Artık burada biz hiçbir tanımlanmış. Çünkü ben burada varım ama damla olarak değil Hasan abi. Hiçbir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir damla Hasan abi denize bıraktığınız zaman o yok olmadı. Okyanus oldu. Ama okyanus oldu. Artık onda o damla hitabeti yok. Damla olarak kimseye çıkamıyor. Damla olarak kimse onu bulamıyor. O artık bir okyanus. Ayrılamaz. Hasan abi. Biz de burada okyanusa düştük artık. İstediğinizi söyleyin Hasan abi orada. Yani ölüm ve helaket deyin. Artık ne diyorsanız. İşte şu sınır bizim bu sınır Hasan abi. Şu sınır bizim hadsiz burası. Hadsiz burası. Niye hadsiz de burası? Aynı şey. Bu bizim sınırımız. Hadsiz neresi? Hadsiz burası. Yani hangisi siyah olan? Yani vücut dairesine bakan. Ha siyah. Ha. Evet. Burası da bizim nihayetsizimizin nihayet tarafımız. Nihayet. Evet. Hani aynı örneği veririm aslında ben ya. Hani şu kapı benim evimin kapısı. İç tarafı benim için mahremdir. Yani buraya kimse giremez. Ama dış tarafı sokak kapısıdır. Ama kapı aynı kapı gibi. Benim kapı sokak, evet. Yani bunu tabii bir sürü başka şeyler de söyleyebiliriz. Hani birine
Mecbur dersin birine işte o karbon kağıdına ruh dedin değil mi? Karbon kağıdına ruh dedim abi. O çünkü her yerde. Hasan abi. Sadece diyorum ya sana, o çok ilginç. Yani benim şu anda gözlerimi kapattım. Belki bedenen olmasam bile bir anda böyle sarı çiçeklerin olduğu bir doğanın olduğu bir yerdeyim Hasan abi. Tamam mı şu anda? Yani ben şu anda o neredeyse kokuyu alacağım Hasan abi. Evet, kesinlikle. Acayip. Şimdi bunu hissedebiliyoruz. Eğer biraz şey yapabilsek Hasan abi, üst, yani bedenen bile değil mi Hasan abi? Evet, evet. İçiyoruz. Ruh aktarlı evet. Olursa gidiyor. Evet, bu şekilde. Artık bunu her türlü isimler söylenebilir, her türlü değişiklikler yapabilir. Karbon, karbona ruh demesinin sebebi, herhalde onu anlamakta zorlanıyorsunuz. Karbon da kendisi bir şey yapmıyor, yaptığı bir şey yansıtıyor. Yani ne yapmışsan o ötelere taşıyor. Nereye gitmesi gerekiyorsa. Yani karbon ne yaptı? Öndeki çizgiyi, araba şekilde olabilirdi, ağaç şekilde olabilirdi. Aynısını alıyor. Evet. Onun için ilmi dairelerde, levh-i misali, daire ervaflara hepsini yansıtıyor. Tabii. Hasan abi, mesela bunu kat kat yapabiliriz. Mesela bunu ben iki kat olarak sadece daha basitten göstereyim. Yani alemlere taşıma noktasında bir vazife darlığı olduğu için karbon kullanıldı. Evet, evet. Çünkü hiçbir belirlenişi yok orada. Oradaki belirleniş öndeki sayfadandı. En son işte, peki kafir nedir? Karbon yok. Çizdiğin yerde kaldı. Evet. Alem-i şehadette vücut bulamadın, mahluk olarak geldi. Yani çizdi, karbon yok Osman. Alemleri taşımadığı için Adem hesabına geçti ömrü. Karbon iman oldu. Bizde de var o halde. Yani yok, ruh şey oldu. Ziya yaptı, zişurdu, karnı vücudu darıcı ya dört sıfat. Ziya yaptı, şuurumu kaybetmiş. Yani İman girince arkadan. Evet. Başka? Şu şeyi de çıkartsın. Kaba işte. Velhâfûlû devâhum enîhâ rabbil âlemîn. Bitti mi? İsterseniz devam edelim. Aslında arkadaşlar çok ters yapıyor başlarım. Evet. Hadi.